Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Ala Resulina Muhammedin salavat. <laughs> Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin, hizası dairesini hareket ve hayrat kazandırsın. Neyi onun için hayli ise kalbimizi memnun eylesin, meyil ettirsin inşallah. Dima 236, 236. his. 7, his 7, 7. 7. Lemalar 86. Isırmak yapmıyoruz, epey geçti. Sayfa en son, sırrı insaniye attım. 190. 86. O galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor. Belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve eyli hakkın ihtilafından istifade etmesinden. 5. İşlerine ihtilaf atmaktan. Yani kafirler nasıl galip oluyor? Şeytan yapıyor bunu. Ne yapıyor? Onların özellikleri fesattır. Alçaklıktan, tahripten, ehli hakkın ihtilafından istifade etmesinden. Beş, işlerine ihtilaf atmaktan. Altı, zayıf damarlarını tutmaktan. Yedi, aşılamaktan. Sekiz, hissiyat-ı nefsaniyeyi ve arazi ı tahrik etmekten. Mevzumuz bu olduğu için bunu aldım. 10. İnsanın mahiyetinde muzir madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten. 11. Şan 12. Şeref namıyla riyakarane nefsin firavuniyetini okşamaktan. 13. Vicdans, vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Şimdi burada bizim bize lazım olan hissiyat-ı nefsaniyeyi tahrik etmekten, hissiyat-i nefsani tahrik etmekten. Bak kim ne bize kazandıracak burası mevzumuza. Yüzde on ehli fesat, yüzde doksanı orada geçiyor metinde. Yüzde on ehli fesat iken dünyada bunlar. Yüzde doksan ehli salahı mağlup etmelerinin sebepleri ve zeminleri bunlarmış. Yani yüzde on yani çok olmak, az olmak değil. Demek ki davadım 13 tane maddeyi saydı. Şimdi bize gelecek de yani %10 yani onlar güçlü gözükmesinin sebebi bundan geliyor. Fesatlıktan, alçaklıktan, münafıklıklarından, Müslümanların arasındaki ihtilafı işlettirmekten, zayıf noktaları tahrik etmekten vesaire. %10 iken %90'ı mağlup edebiliyor. Şimdi bize geliyor bizim mevzumuza. His zeminmiş. Dima'da kuvaların. Yani his dima'daki kuvaları. Yani tahayyül bir kuvadır. Tasavvur, zan, bilgi, malumat, düşünceler. Bunlar kuvadır. His ne yaparmış? His zemindir. Dima'daki kuvaları, kalbin duygularını, ruhların latifelerini nefsin arzularının hepsini ifade edildiği zemin nasıl oluyor? Akılda dimağda olması şart değil. Hissin merkezi burası. Oraya aktif olunca sureti orada kuva, kuvaları aktif ediyor. Yani his, mesela diyelim ki düşünceler, güç oluyor. Mesela masum bir kalp hayale dönüşüyor. Tefekkürü bir ehil şekilde dönüştürüyor. Yani vicdanda bulunan his, Kafada, dimada kuvaları aktif ediyor. Güç, güç. Mesela his iken düşünceyi aktif ediyor. Şöyle misal vereyim. Ee, Freud'a ters olarak İslam alimleri şöyle diyor. Ahlak düşünceleri oluşturur diyor. Ahlakla düşünce ne şey var? Ahlak kendisini böyle gösterir. Eğer düşünceler ahlakı oluştursaydı doğru düşünenler, bilimsellik hep ahlaklı olurdu. Ama bir sürü ahlaksızlar var. Bilimi kötü yönde kullanan var, bir sürü insan var. Yani ahlaka, ahlaka bak, düşünceye bak. Düşünceler, şey, ahlak düşünceyi oluşturuyor. Ahlak fikirleri, düşünceleri, güçleri oluşturur. Yani burada ben bunu niye misal verdim? Ahlak, dimada da kuva'dır. Ahlak, vicdan da histir. Ahlak, kalpte duygudur. Ahlak, kalp, ruhta da latifedir. Ters yapıyorum. His vicdandadır. O his kendisiyle alakalı ise dima, dima bir şeyse mutlaka his ortaya çıkınca ya tahayyül aktif olur ya tasavvur aktif olur. Yani his aktif olacak da düşünceler, zanlar yani dimadan kopuk olacak. Böyle bir şey olur mu? E, bir bütündür yani. Şöyle diyeyim. Arabanın termostatı aktif oldu. Gerek var mı demeye her şey çalışıyor. Elektrik tesisatı çalışıyor, soğutma sistemi çalışıyor, piston çalışıyor. Yani termostat suyu devri daim yapan. E motor çalışıyor demektir. Ama Öteki tarafta lastik hareketi ediyor. Termostat çalışıyor. Yani araba motor çalışıyor yani. Yani demek gibi. E, ahlak aktiftir. Ahlaksız da öyle. ve bakıyorsun o ahlak, ahlak tepede olduğu için öyle yapıyorum. Dimada fikirdir, ahlak. Vicdanda histir, ahlak. Kalpte duygudur ahlak. Ruhta latifedir ahlak. Ters yapalım. His uyandı. Uyandı da kuvadır, kapte duygudur, ruhta latifedir. Bedende nedir? Eylemdir. Eylem yani, lastik dönüyor. His aktif olunca otomatik kafada e, suret giyerek şekilleniyor, Şimdi. mekan oluyor. Ve tasavvura gidiyor, bilgi oluyor. Ta taakula gidiyor, akıl oluyor. Tastike, eğilim oluyor. İtikat oluyor. Yani Kopuk değil. Tek de konuşuyoruz değil. Tek de böyle ha ben his çıktı ama orada duruyor Süleyman. His orada duruyor. Ben istesem kuvaya geçer. Öyle bir şey değil. His aktif oldum. Hepsi aktif. Hepsi aktif oluyor. Kuva aktif oldu diyelim. Şöyle. E, konsantre ile, düşünce veya müzikle, sesle, ilahiyle, Kur'an'la adamlar nasıl aktif oluyor fabrikada bir bakıyorlar. Ya sen bu işi nasıl yaptın diyor. Adam çalışamıyor fabrikada. Kulaklık takıyor veya fabrikada genel müzik çalıyor. Adam hayvan gibi çalışıyor. Sonra iş bittikten müzik söndükten sonra kafası duman olmuş. Lan hakikaten bu pistonlar biz mi taşlama krankı biz yaptık ya bu kadar. Nasıl yaptık ya diyor. Niçin? Veya jiletleniyor. Ya ben bunu nasıl yaptım diyor ya. Adam müzik söylerken içine seni, seni katıyor. Seni katınca yani aslında o müzik sesi hipnozdur, sihirdir, büyüdür. İlle cin yok burada. O sahanın içerisine kim girerse o ne yapıyorsa onu yapacak. Müziği söyleyen jiletleniyor. Karşıdaki de jiletleniyor. Hiç duyar mı? Duymaz. Nasıl duymuyor? Çünkü hipnoz olmuş. Bu sır ehli dünya anladıkları için bir sürü dualar var. Köpekleştirme duası var. Sığırlaştırma duası var. Sihir yani. Kıtmir duası köpekleştirmek demektir. Köpek duası. Köpek sihir yani. Kıtmir köpek ya. Yani arkasına körü körüne tasıp gösterdiği hedefe körü körüne ölesiye hucum. Onunla, o etki altına girdi mi? Aklı var mı? Yok. Bu potansiyelden çıkabilir mi? Çıkamaz. Ancak mesleği de söylüyor 123. Büyük bir inayet olacak ki çıkacak bu anafordan. Çıkamaz. Sifo değil ki. Ya baksana müzik. Adam sahneye çıkıyor tak tak jiletleniyor. Yani peki müsbetini düşün. Müsbeti de böyle. Sahabe teröristleri düşün bombayı patlatıyor. Zannediyor musunuz bombayı vermiş telkini yapmış. Adam gitmiş bomba hala kafasında bir şey çalıyor. Devamlı telkin ediyor o işi yapana kadar. Ya müzik çalıyor ya şeyi tekrar ediyor. Yani bir şekilde ona ulaşıyorlar onu kopartmıyorlar dalgayı. Müsbeti de öyle müsbeti de. İman, iman nur değil midir? İman kuvvet değil midir? İman nur değil midir? İman bir bağ değil midir? Bütünsellik çalışıyor iç hali. Buraya kadar anladık mı bütünselliği çalıştı? Var mı şüphesi olan? Bir şey söyleyeceğim. Bunu bina edeceğim şimdi. Bunu bir yere, bu malzemeyi, bu, zaten bunu biliyorsunuz bu kadar. Biliyoruz yani. Arkadaşlar şu bedenin dışında fikirler, hisler, duygular, hassalar, e, tahrik olmalar, inşiralar, in, incizaplar, cezbe Dünya cinsinden midir? Yok. Bak onun içinde miyiz? Onun içindeyiz. Yani zaten alemi gaybi biz yaşıyoruz da bizim cehaletimiz gaybi gayba bıraktığı için gaybı bilmiyor. Şu anda biz zaten gaybın içindeyiz. Mesela öfke, nefret, şehvet, gadap, haset içimizde dururken kontrol bizdedir. Çıkarsa biz onun içindeyiz. Şu anda değil dersin ilerleyen saatine doğru. Şu anda kontrol neredeyse bedenle gidip geliyorsunuz. Daha adapte olmadık. Öyle bir an ol, dem olacak ki çay demlenecek ki demleneceğiz. Beden bizde olacak. Yani duygunun içinde olacak. İşte şeyi kastediyor. Alem ihadette olup alemi gaybın cinsinde olan latifeler duygular uyandığı zaman ulvi haz huzur buradayken tamamen orayı yaşıyorsun diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Gayiptir o işte. O gaybi gaybde arama. O, bu orayı yaşıyorsunuz. E, peki vefat edince ne olur? Zaten vefat o sekerat demek bedenden sıyrılıp bu atmosfere girmektir. Atmosfere giriyorsun. Yani, ama biz dersle giriyoruz. Şu anda bedenin sekeratını yaşıyoruz. Şu anda sekerat var. Bedeni öldüreceksin. Bedeni öldürmek demek dayatmalarından, arzularından hayır diyorsun. Devre dışı yapıyorsun. Bedenin istekleri devre dışı olunca sekerat işte. Bedeni yaşamıyorsun. E şimdi o duyguya atmosfere girdin mi? E nedir o peki? Dünya cinsinden midir? E gaybı yaşıyoruz. İçine girdik. Ahiret nedir? Bunun 70 derece daha kalitelisi işte. Zaten orayı şu anda halet olarak yaşıyoruz da tanımlayamıyoruz. Nasıl olduysa e, bunu ifade edilmekte veya imtina etmişler bu zatlar ki böyle şey olur mu diye. Bilmiyorum ama yani bu kadar kesin bedihi bir şey nasıl sari ifade etmediler diye ben hayret ediyorum. E, sonradan işte birkaç gün önce bunu düşünüyordum. Niye bir şey? Yani risale olmasa sen de konuşup duruyorsun yani. Risale olmasa bunun farkında mı olacaktın? Risale ortaya koydu. Yani şu beden sekerattadır şu anda. Daha dur. Girecek. Ondan sonra bedenin dayatmalarından sıyrıldığımız sekerat bedenin ölümüdür. <laughs> Mefti değil ölümü. Sonra o haletin içine bürünüyoruz. Bedeni de o haletin içinde ki sima değişiyor. Kızarıyoruz, tetriyor, titriyoruz, korkuyoruz. O halet nedir? Gaybidir. Şahadet cinsinin değil. Oraya yaşıyorsun işte. Gayb bu işte. Ustad da hazır zaman tabutuna bindim diyor. Ne yapmış seni? Kopartmış seni. Her şeyden kopartmış anda yaşayana tabut denilir. E biz andan çıktık. E tabuttan çıktın. Tabutu nereye koydun? Duygunun içine koydun. Duygu şu anda ahiret ya. Bundan farklı bir şey değil ki. Bu duyguların 70 kat daha kalitelisi yani. Eberzah ya. Yani bu, ha, bu haletler mesela berzahı yapayım. Vücudun hareketlerinden ortaya çıkan enerjiyi koy. Tencereye yap. pekmez koyar Aklın fikirlerini koy. Vicdanın isteklerini koy. Kalbin duygularını koy. Ruhun latifelerini koydun mu? Koydun, karıştır. Ondan çıkan karma alemi berzaktır. İnsandan kaliteli değil ki berza. İnsan ruhundan büyük mü yani? Kaliteli bir yer mi? O nedir? Ta kendisidir demiyorum. Bu haletler o cinstendir. Buralı değil o. Zaten içine girmişiz. Mesela cehennemi yaşıyor. Ustad Fethuli fi ibadi ve Fethuli cenneti. Dün mesela altıncı sözü yaptık. Cenab-ı Hak diyor, cennet mukabilinde müminlerin nefislerini, mallarını satın alacak demiyor. Satın aldı diyor aldıysa vermiştir. Allah taksitle çalışır mı? Tövbe Mesela alınmayan selam İmam-ı Azam'ın sözü, şeyidir, sözüdür. Okudum da. Alınmayan selam, selam olur mu yani? Verilir mi? Sen boş der misin? Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Kim var orada? Melekler yoksa deli derler ya. Namazda selam veriyorsun. Peygamber'e selam veriyorsun. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salim. Esselamu aleyke. Esselamu ya eyyü yâ ennebiyyü yâ gibi. Esselam almıyor mu? Al al almayacak selam niye veriliyor? İmam-ı Azam'ın şeyidir yani bu. Yani hepsi... Ya biz burada şekle şey yapıyoruz ama mana aynen öyle yani bu şifre yani. Şimdi devam ediyorum. Yani o halet haletler buralı değil. Yaşadığın cinstendir. Buralı değil. Nefis de his olarak dışarıda kendisini ifade ediyor. Yani e, his neydi? Alemi şahadetin insandaki taşını, taşıması. Alemi şahadetin, alemi şahadet, kitab-ı mübini. İnsana monta ettik. His oldu. O zeminde ne var? Nefs emmare çalışır. Nefsi levame çalışır. Hepsi çalışır yani nefsin. Mutmaine razi Nefis bazen kuva olur. Mesela nefis de his olarak dışarıda kendini ifade eder. Nefis bazen kuva olur, nefis. Bazen his olur, bazen duygu olur, bazen latife olur. Aktif olarak kendini ifade eder nefis. Nefis deyince nefse mariden bahsetmiyorum. Emmari var, Levame var, Mulime var, Mutmayne var, Raziye var, Safiye var, Natika var. Bu nefis insan yani. Bazen kendisini kuva, bazen kendisini his, bazen kendisi. Ama bazen derken hepsi aynı anda oluyor da biz öyle konuşuyoruz. Yani ben hisim çıktı, ee, kuvayı istersem çıkar. Hayır. His vicdanda uyanınca his kuva, şey, akılda kuva oldu. Ay istenmez ama Kuvayı o aktif etti. Mesela konsantre oldun dedim. Veya müzik çaldığı fabrikada veya bir şey çalarak o işi yapıyorsun, ağır işleri yapıyorsun. Spor yapıyorsun kulaklık. Güç olmuyor mu? O güç kendisi isteyin ama his aktif etti de işte düğmeye bastı ya. Mesela süpürge makinesi emiyor. Bu elektrik değil ki. Elektrik kendisini bu şekilde ifade etti. Bu elektrik şey değil. Bu rüzgarın akımıdır. Ha o mama burada efendim motoru çalıştırdı vesaire. Bu histir. Ama son bu kuvadır, sonuçtur. Güç dünya. Yani. Spor yapanlar da genelde müzik dinliyor. Evet. Yan yapamaz ki. Birkaç dakika sonra bıkar yani. Batındaki derinliklerindeki gücü işte adamlar şeyi insanın atomdan sıf ibaret olmadığını çözmüşler. Burada da nefis, olmakta olan, var olan, dimadı olsa kuva, nefis kendini ifade eder. Nefis galiba, bu his diyecek miydik? Ee, his diyecektik de galiba nefis demişiz. Öl evet, ben bunu yanlış yapmışım. Nefis değil bu, histir. Ee, şimdi anladım. Burada da nefis, olmakta olan, var olan, Dimada olsa his bunu çevireyim ben. Bunlar böyle his olacak. His, his. Ne takmışız kafayı? Dimada da olsa kuva nefis kendini ifade eder. His kendini ifade eder. Nefsin 7 mertebesi kendini hisle ifade eder. Bu doğru. Bu doğru. Nefsin 7 mertebesi kendini hisle ifade eder sırf nefs mani değil. Yani sistem burada bizim gayemiz böyle içeride bu nasıl çalışıyor? Bu nereye vardık? Karımızı söyleyeyim. Yani bu derste belki de 200 küsür tane, 30 küsür tane ders oldu. Nereye var? 230 tane dersin en böyle bize nimet tutulur nimeti alemi şahadette, alemi gaybı, alemi gaybı yaşatma yaşadığımızın farkına vardık yani dersin. Cem He? Cem orayı He yani anladım bu dersin başında anlattım 15 dakika buydu. Yani o çıkan e, mesela biraz önce anlattım bir de time pekmez karıştırırsın. Dima yani eylemsel enerjidir. Elimi kaldırmak enerjidir. Beden hareketleri, dima'nın fikirlerini koyduk. Ondan sonra vicdanın isteğini koyduk. Kalbin duygularını koyduk. Kazanımlarımızı söylüyorum. Ruhtaki latifeyi koyduk. Karıştırırsan o bir dünyadır. O gayptir işte. O işte orası. Onun içinde yaşıyoruz. Ama farkında değiliz. Gaybı gayba bıraktık. Hatta en acayibini söyleyeceğim. Gaybı burada yaşamak ne demek? Allah'ı burada yaşıyoruz. Allah'lık hakikati bize tayin ediyor. Kendini ayırırsan orayı burayı birleştirebiliyorsun. Yani zannediyor ki gayb başka ben başkayım ya. Kendini ayırmadan olmuyor. Mesela kendimizi biz sadece bir et yek bir şey diye düşündüğümüz anda orayı burayı ayırt etmek mümkün değil. Kendimizi ayırmaya başladığımız zaman kalptir, ruptur, nefistir, enedir bu ben değilim. Yani olan biteni kendinde ayırdığında orası burası birleşmeye başlıyor. Zırt. Evet yani çekirdeksiz ağaç. Şöyle bir mana uygun oluyor mu? Yani e, ebeveynime karşı kendimi evlet olarak ifade etmem çocuğuma karşı baba olarak ifade etmem, eşime karşı koca olarak ifade etmem. Ya. Eşime karşı e, evlatlık karakter. Bilmez yani. Bilmez. Böyle ifade edilebilir. Aynen, edelim. aynen. Yani şurada kazanımız 230 küsür tane enfusi ders. Ee, biz bedensel şahit şahit, şahidiz, buradayız. Bu adresim mi ki? Şu anda yaşadığımız zaten her şey gayb. Yani diyecek ki bazıları kendim ilk önce kendim kendime itirazım. Yani o kadar gayb basit bir şey mi ya buraya getirdin? Ya Allah bile burada ya. Gaybı gayba bırakırsan Allah da gaybın gaybı mı olacak? Tayyum ve teşahhus etmiyor mu? Allah bile tayyum ve teşahhus edecek de gaybtan kopuk mu yaşıyoruz burada ya? Bir tarafımız böyle mazi bir tarafımız istikbal. E, i̇stikbal gelmeden yaşanmıyor mu? E, korkular nedir korkular? Geleceğin korkuları geçmişin elemini. Hadi geçmişi tamam benle biraz bağlı. Gelecek olmuş mu ki korkuları yaşıyorum? Olmadan oluyor. Olmadan yaşıyorum. Rüya ile vesaire. Yani bu kazanımızı bir ifade edebildim bilmiyorum. Yani e, Allah bile bizde dünyada tayin ve teşahüs eder ederse iman bir nurdur, kuvvettir, bağdır. Tamam yani bir sistem sistemdir içindesin. Ee, bu bu i şahadet esmaların cilve cemal nakış sanatı donmuş halidir. Ee, bir daireden bir dairedir ahiret dünya. Ee, şimdi gaybı gaybe bıraktık. Aslında yaşadığımız haletler gayptir kardeşim. Onun için zaten yaşıyoruz. Suret hakikatsız olur mu? Hakikaten kopuk olur mu? Yani 230 küsür tane gafur dersin bize kazanımı biz Gaybın farkında vardık. Ne anladın denilirse şahadetle gayb iç iç olduğunu, gaybı gaybta değildir. Gayb şahadette olduğu gibi gaybta da, da şahadet vardır. Çünkü burası gezinti olacaktır. Tamir edilecek burası. Kıyamet koptuktan sonra kırp dökülmeyecek buralar. Gezinti yeri olacak, park yeri olacak. Geleceğiz buraya bu diyeceğiz ki vay be bu dersleri burada yapmıştık ya. Hep beraber geleceğiz. O ana geleceğiz. Abi Çok ayrı da. bir şahit madde mi? Maddi diye. Yani atom cinsinden olmasa... Yani bu ne olacak yani? Cenab-ı Hak her şeyi tamir edecek 29. söz. Abi şimdi o zaman bu soruyu benim sormamam lazım ama siz konuşurken onu düşündüm. Dalgalar, elektromanyetik dalgalar, ses dalgaları, dalgalar yani fiziksel dalgalar hmm. madde midir? Değil, enerjidir. Evet. Yani kendisini madde olarak ifade eder ama Biraz önce bir maddedi ifade edeyim. Evet, kendisi madde değil. Ben de ona bakıyorum şimdi. Böyle bakınca maddede ifade eder. Mesela elektrik süpürgesini verdi. Motorun çalışmasına bak, bir de halıyı çekmesine bak. Ne alakası var ya? Uf, tozu çekiyor. Bu mudur yani? Motor bu değildi ki. Ama böyle kendisini ifade etti. Yani elektriği kendini ifade edemiyor. Ya ölçü aletiyle bir elektriğe vuracaksın ki bir şeyde ölçeceksin yani. Evet ya makinede gözükecek. Yani enerji kendi üzerinde gözükmüyor. Sadece maddede kendini gösteriyor değil mi? Yani yok Hı madde maddede şey ben elektrik değil de abi biraz daha e, şey düşüneyim dedim. Mesela bizdeki duyma özelliği maddede duyma özelliği var mıdır? Yoktur. Yoktur. Şimdi ben o zaman sensörleri düşünüyorum. sensörle madde e o da duyuyor. O da alıyor sinyali. Ses ses sensörleri var, duyuyor, ona göre kapı açılıyor. Mesela aç diyorsun, açıyor. O nasıl yapıyor diye, ben oradan şey yaptım, Reset oradan diyor. dalga açıyor. Çünkü ses dalga ya, ses bir dalga. Veyahut ses değil, elektromanyetik dalgalar, i̇şte bu telefona geliyor, telefondan ses çıkıyor, madde bu. Nasıl, oluyor? ona bakınca madde için diyor ki, şey dalgalar için, maddede ya da vakumlanmış ortamda, uzay gibi yani, madde olmayan yerde de yayılan diyor. Yani dalga madde değilmiş. Değil. böyle yani olunca ama evet. çok ilginç oluyor bir ülfetten madde her şey maddeye biz e, yığmışız ondan biliyoruz ama hiçbir şey madde değil o zaman. Madde ma, ma, hiç, her şey orada ifade edilir ama o hiçbir şey değildir. Eğer bir şey olsaydı başka bir şey dönüşemezdi. Bir tanesi bana dedi ki, bu da çarpıcı olsun, hem bir soruya cevap. Abi dedi Abdullah, Almaya'da, Almanya'da, biz hangi cemaattanız dedi. Nurcuyuz dedim. Tamam da dediler ki diyor. Yani hangi grupsun yani? Bilerek söylüyorum. İnanamam. Vallahi öyle ya. La kardeşim Nurcuyuz'dan başka ne olacak? Abi ya. Yanımdakiler diyor merak ediyor diyor hangi grup. Kardeşim herhalde şunu kastettiler. Ee, yazıcılardan, okuyuculardan, dinleyicilerden değil mi böyle? He, öyle değil mi? evet dedi. Vallahi benim kadar yazan yok. Ben, ya, ben zannetmiyorum 30-40 tane defter yazsın. Varsa da vardır. Ben de yazıyorum. Yazıcı oldum mu? oldum. Ben de okuyor muyum? Okuyucuyum. Dinleyici miyim? Otur oturup, Murat Dursun ders yaptı, dinliyordu kardeşim. Dinle. E her şey olmam, olma var iken ne ben niye ben bir şey olayım? Her şey her şey iken bir şey niye indirgeneyim? Ben hem okuyucuyum, hem dinleyiciyim, hem meşveret ediyorum, meşveretçiyiz. Meşveretçisi hiç mi yapıyoruz? Ha şimdi ne demek istiyorum? Madde bir şey indirgenirse, yani ben bir şeyin aynasıyım derse, sırf dalganın veya sesin veya ne bileyim suretin, tanecik ve dese, o zaman tek bir şey olur. Cüzi oluyor. Cüzi oluyor. Her şey bende ifade edilsin ama ben herhangi bir şeye dönüşmeyeyim. Her şey olabiliyor. Orada şey nasıl desek abi hani mahiyet sureti o misalde ee, nasıl uyar? Yani, Bilsin mi? O elektriğin farklı farklı işte bazen elektrik işte ısıtma olarak gözüküyor, soğutma olarak gözüküyor, zıtlar şeklinde surette böyle gözüküyor. Suretin hakikati bir de mahiyeti var. Yani biz elektriğin mahiyetini o suretten anlayamayız. Ama suretten hakikata geçebiliriz. Yani o misale sanki biraz yakın bir misal gibi. Geldi. Evet, aynen öyle. Mesela elektrik için düşünürsen, mesela. Ee, sonuç, bizim gözlemlediğimiz şeydir. Ee, yani, Tesir yani. yani. Sonuç mesela. sotu, evet. Bu suret. Ee, kanuniyeti ise elektriğin oradaki cihazdaki durumu hmm. çalışma yani makinenin kanuniyet hmm. e, Kanuniyeti, kanuniyeti ka sistem oluyor sanki. Çalışma sistemi, sistemi yani. Çalışma sistemi şey. oluyor. Evet. Elektrik sanki. Ç çalışma sistemi işte. Kanuniyeti o. Evet. Hakikati ise bu eleti zaten bilim dünyası şey yapamamış yani. Ee, mesela endüvi dönüyor. Okulda böyle görmüyor. Endüvi dönüyor. Burada mıknatıs var. Disk. Bu dönerken burada meydana gelen manyetik bir an, şeyin e, ortamın burada kömür üzerinde bulunan kabloya indirgeniyor. Kabloya nasıl oluyorsa kabloya girebilecek kadar bir hale geliyor, inceleşiyor. Kendisine bir yol arıyor. Dalga Ka işte o. Dalga işte ona giriyor. Kablodan da işte bize çıkana şahidiz. Bu da nedir? Hakikati olsa, mahiyetiniz zaten e, ku şeydir, esmadır. Yani, yani tesir çünkü mesela onda da öyle tesir gözüküyor. Radyoaktif mesela madde diyoruz. Radyoaktif dalga. Tesir gözüküyor. Tesiri yani maddede yok ama o dalgalarla birlikte bir tesir gözükmüş oluyor. Maddede tesir gözüküyor. O gaybi tarafı o gerçekten çok yakınlaşıyor. Gaybdaki e, çok pencereler oluyor. İlginç bir şekilde orası gerçekten enerjinin sureti bir cihette madde diyoruz gibi oluyor. Evet yani burada gözüken her şey ustat diyor ki burası surettir. Ama suret takikası olmaz. Madde surettir kardeşim. Zamanın sureti de zaten. Zamanın sureti de var. Mesela bu da elektriğin bir çeşit sureti ama hayatın bir çeşit sureti gibi yani. Evet. Orada veri içinde data, içinde mana. Şu bilgisayar şeyce canlı evet. E, suret bu şimdi. Suret bu. Sebzeler için de denir ya güneş çıktı anda onlar pat pat meyvelerini vermeye başlar derler. Yani güneşi bekliyor. Güneşten meyve yağmur yağmur bekliyor. Veya şey daha şimşek daha acayip. Toprağın altındaki bir... çekilen o emri o veriyormuş. Patlatan oymuş. Eğer halk eden Allah'tır değil mi? İcat eden de O'dur değil mi abi? Hı hı. E ben konuşuyorum. O işte ondan şirk oluyor ben yapıyorum dediğin zaman. Sende bir numara yok. yok. Sende gözüküyor. Hep o yapıyor işte. Bunu fark etmek işte bu ders. Allah üzerimizde çalışıyor. O yapıyor. Kişi fiilini Halik'i değil ki bunu mütezil anlamadı. Bunu anlamadı yani sen konuşuyorsun ben mi yaptığımı zannediyor. Konuşma sürecinin 32. sözde geçiyor. Hangi cüzüne sahibiz ki? Asıl abi demin Tiyahim ve Teşavvus demiştiniz ya buna belki zihnen icaz olmuştur. Bizde nasıl işte bizde konuşmasıdır, bizde yaşamasıdır. Na, nasıl olacak 32. sözde yeme en basit en sıradan olan ek yeme ek ve şurp. Yani konuşmak yani. Konuşmak da konuşmanın hangi cüzüne, hangi bu sürecin sonuca, başından sonuna kadar hangisine sahibiz ki? Bizde oluyor. Şu anda ben konuşurken Allah aşkına bu sürecin hangisine ben sahibim? Hı hı. Nasıl konuştuğumu da bilmiyorum ki. Duyduğum zaman düşünüyor. Benden kastınız da atomlardan oluşan bedeniniz aslında değil mi? Ya zahirde öyle. O da değil. He. Mesela dün dün bir hadis-i şerife denk geldim. Yani çok vardı da ilgi <laughs> şey çekti, hissiyatım aktif oldu. Soruyorlar ya Resulallah ölüm korkusu nedir? Yani her bir ümmetin imtihanı olacak. Her bir ümmetin imtihanı olacak. Kimisinin gurur asrı olmuş, gurur imtihan olmuş, kibir olmuş. Benim ümmetimin diyor imtihanı mal olacak diyor. Mal biriktirme peygamberimiz. O peki insana yansıyınca ne olacak? Hemen devam ediyor. Mal sevgisi, dünya sevgisi olacak diyor dünya sevgisi de kendisini ölüm korkusu olarak ifade edecek. Yani peygamber değil yani tobe yani başka bir şey yani bu nasıl bir insan nasıl tanımlıyor yani aklımı aklımı kendisine esir ediyor yani yani bu nasıl bir insan yani başka bir şey ya ha <laughs> yani öyle bir hayranım ki tanımlayamıyorum yani. İşte böyle ben de bu hayreti bu şekilde ifade ettim işte. Peygamberliğe şahit değilim ki hayret edeyim peygamberlik. Peygamberlik nedir bilmiyorum. Ama kelama şahidim ben. Bir insan bunu tanımlayamaz böyle. Şey peygamber olmadığım için peygamberliğe tatmin olmuyorum yani zahirde. Ama kendimde şahit olduğum bir mana var. Mana nasıl üretilir? Bir insan böyle bir mana üretemez ya normal bir insan. Ancak peygamber olması lazım. Olamaz yani. Her bir ümmetin, mesela her bir kavmin bir imtihanı vardır diyor. <laughs> ya Acayip güzel. Ya. O, peki o tuzağa girdin mi? Zanneder ki Müslüman Ben oradan şöyle de an çıkarttım yazdım. Bu gırdaba girip e, tuzağımız ne burada? Ben öyleyim ama o sürecin içindeyim ama ben bunun dışındayım. Zannetmesi. Bu ne? O da e, imtihanın imtihanı. Evet ama peki acaba bu yapılmaması mı gerekiyor de, de, dedim. Yani bu olmayacak, olmaması mı lazım? Olması lazım. Peki o bizim ölüm korkusu yani ne dönüşmemesi için mallı biriktir ama dönüşmemesi için dünya perisi ne diyor ki peki sahabelerin yaptığı gibi zekatı bakile mahkumuz. Zekatı bakile ne demek? Cimrinin zekatı. 40'ta 1. Sahabe 40'ta 40. 40'ta 39, 40'ta 35, 40 20 yapmış? Oy, 40'ta 1. Cimbinin Evet tabii. Zekati bakhil diye geçiyor böyle. Zekati bakhil. <laughs> Cimbinin. O da o da yok ha. Sahabe 40'ta 40, 40'ta 39, 40'ta 20. Ha o zaman o aktif olmadığı o mikrop bizde. Dünya pe onun için ölümü gayet sevmişler. 400'de beklemişler. Kaybedecek bir şeysi yok ki ya. Mesela ben birisine böyle bir dua yaptım geçen. Üç gün önce. Ya Rab bana servet verirsen ben nerede kullanacağım bilmiyor. Ben onunla imtihanda olmak istemiyor. Eğer bu hizmetime benim üzerimde bana rızık vereceksen maszenginlik falan kardeşime işini düzelt ya Rabbi ona ver o hizmete veriyor. Zaten bana da versen ben burayı harcayacaktım. Ona ver Allah'ım bana vereceğim de o bana veriyor. Dedim biliyor musun? Ya mı? Ama böyle dedim gece. Ya Rab ona ver. Ona ver ki o hep hizmet için çalışıyor. Geçimin dışında çoluk çocuğu var. Ben iddiasında demiyorum. İddialı değil bu. Fiil bu. Ya Müslümana versin. Vermesin değil. Hepinize versin. Hepinize böyle yapsın. Allah hepinize versin. Bol insan. Allah zengindir. Niye vermesin? Versin hepinize. Aynı böyle. Duamız aynı olsun. Allah'ım benim üzerime vereceği size versin. Çünkü siz de zaten hizmete veriyorsunuz. Tabi dersanın yüzü sürmetine. Ama eğer tutarsan baraja sıkışan su gibi patlatır barajı. Allah cömerttir. Cömertli nasıl anlaşılır? Cömert şöyle oluyormuş. Vereni Allah da veriyor. Veriyor. Böyle tezahür ediyor o esma. Verdi Allah cömert. Tıkadın sen. Cömertlik durdu. Baraj durdu. Üstten akacak. Türbini çalıştırmıyor bu sefer. Su barajın üzerinden akıyor. Seni, seni geçiyor. Seni geçiyor. Verdikçe veriyor. Allah o Zat-ı Zülcelal duyuyor bizi. Aynı böyle kanun devam ediyor. Verenle yarışıyor adeta. O verdi ben verdim. O verdi en çok En son o galip geldi dedi. Nasıl geldin bu aca? Sen zekatla yaşıyordun. Dedi ki bana verdiler, ben de benden daha fakir verdim. Allah daha fazla verdi. Ben de verdim. Allah verdi, ben verdim. En son o galip oldu, beni hacıkada getirdi. Allah zengin, böyle dedim. Ya Rabbi, bana vereceğim, şuna ver. Zaten buna veriyor, bu hizmete veriyor. Ver ya Rabbi. Hasan abi kısa yoldan olaya yaptı. Çünkü ben olsam Adam olun da risk değil. almak istemedim. Riskini üstüne Hiç almam. İnan. İmtihan olmak istemem ben. Daha olmadım çünkü. Ben olmak istemem çünkü az, akır zamanda benim ümmetim mal biriktirmeyle olacak. Ben ya veremezsem ama o kesin verdiği diyor. O kesin. O verdiği kesin. Ben kesin değilim. Niye ben bu rızka gireyim? Rızka girmem ben. O veriyor. Ya Rab ona ver. Şey de çok enteresan abi ya. Baraj dediniz ya az önce o çok etkiledi evet. beni. Üzerine geçiyor hiçbir şey yok. Barajda kuraklık da olabilir bıraktık da olabilir. O da bir imtihan. Üstten akması daha büyük bir imtihan. Daha beter. Ama türbinden akarsa bütün başka devletler, şehirlerde elektrik makine burada süpürge çalışacak. O da iktisat. Evet. Evet ben şimdi geçiyorum. Ee, sır insanı açın. Orası en sondu. Ben sayfayı söyleyeceğim. Başa alır mısın Furkan? Sayfa 168. Mektubat 51. Çünkü ruh zamanla mukayet değil. Aha işte burada değil miyiz? Ha, biraz önce konuştuğumuz. Gaybı gayba bıraktık. İşte 230 küsur tane derste bunu anladık ki bu alemi şadet alemi gaybın içerisinde böyle bir şekil yine söyleyeceğim de yapacak. Hayal ediyorum şöyle. Birbirine içine almış daire düşünün. İçerisine bir nokta. Bunun adı alemi şadet. Alemi şadeti biz burada Gaybı da burada yapıyoruz. Onu yıkacağım inşallah. Her derste zikir diyorum. Dün şeyde de zikrettim onu. Alemi gaybı, alemi gayb, alemi şahadeti ihata etmiş. Bu şey diyor ki Mesnevi Nuriye'de. Arş diyor bu alemi şahadetin evvelidir. Mesnevi'den devam ediyor. Arş bu alemi şahadetin ahirisidir. Arş Zahirisidir, arş batınısıdır. Evvel, ahir. Peki nedir bu? Arşın dolmuş halidir. Abi biz e, geçmişin geleceği imam-ı diyorduk. Yani evet. o da alemi gayb diyor. Gayb zaten şeyde da zaten. E gayb işte mesela uyguluyoruz. Devamlı bunu yaşıyoruz da tanımlayamıyoruz. Korku gayb da değil midir? Korku geleceğidir. Geçmişten korku olmaz. Geçmişin elemleri e, muzic diyor 27. sayfada. Ha? Taciz edici, ezici. Ha, bak şimdi. Ezici ama taciz edici. Ben ben farklı bir şey anlıyorum. Bak doktorum o kadar lazım ki. Mazi muzic eziyor. İstikbal e, meşhum. Maziden kurtulmak için içki, sarhoşluk. İstikbalin korkusundan kurtulmak için eğlence. E, mazi elem. İstikbal taciz. Taciz ne demek biliyor musun? Tecavüz ama aklının içinde bilavede, bilavelet bir akıl doğuruyor. Gayrimeşru bir akıl. Bizim akla hücum ediyor. İşte bizim uyutmayan, psikolojimizi bozan o. Aklım aklıma bela olan orası. Ta, bilavelet ortaya çıkan akıl. Tacize uğramış. Sözde 27. Mazi müziç dediniz abi. Ee, i̇stikbal e, şey. Meşum. Meşum. Uğursuz yani bütün ne, pislik ne varsa çöp tenekesi gibi getirmiş sana. Ee, maziden kurtulmak için e, mazinin eleminden sarhoşluğa, istikbalın korkusundan kurtulmak için eğlenceye. Allah Allah. Evet. Ha? Çok tuhaf ya. <laughs> Neyse ya. Geçmişi unutmak için, içki geleceği kurtulmak için eğlence. Bir insan eğlenceye düşkünse kafası devamlı geleceği çalıştığı için, onu bastırmak için yapıyor. Ya bu külliyat deli bir şey ya. Normal değil. Ya bir okuduğumuz üçüncü kar ha İrfan. Üçüncü kar. Taciz ediyor diyor. E yani ne yapıyor? Lugat ne demek? Lugat. Ezici demek. Ne yapıyor biliyor musunuz? Taciz. Tacize uğruyor kafa. E taciz geleceğin korkuları aklımızı taciz ederek bir lavelet bir akıl doğuruyor. Bize rağmen aklımızın içinde bir akıl, aklımızın aklına bela olmuş işte o düşünceler, istemediğim pislikler, zanlar, malumatlar o tacize uğramaktan kaynaklanıyor. Şimdi adamın bir sıkıntısı var. Unutması lazım. Pelavi olacak olursa ama akıl devamlı aynı fikri getirerek. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. E, Halit abi tanırsınız. Trafik kazası geçirdi. Allah şifa versin. Çok şey çok şükür şeyden atlattı. Bunun tansiyonu küçüğü ha. Doktor diyecek ki nasıl olur? 15-16'dan aşağı değilmiş. Küçük. küçük. 24 civarlarında büyük. Bu nasıl bir şey? Bu i̇şte istisna diyorlarmış. Alışmış bir şey. Trafik kazası geçiriyor. Yuvarlanıyor 25 metreden. Şimdi o orada yani. Bu tansiyonu böyle olduğunu ben demiyorum. Bütün alem biliyor. Böyle bir tuhaf mahluk. 25 metreden Ford şey yapıyor, tost oluyor, düşüyor ne oluyor? Her tarafı kesiliyor, kan kaybı oluyor. Neyse beyaz kandan şey, o şöyle bu oldu. Şimdi hiç ulaç, ilaç kullanmadan, şey yapmadan tansiyonu 12'ye 7. <gülüyor> Oğlu gülüyor. Nasıl olur? Doktor da hayret ediyorlar yani. Nasıl olur? Çünkü kendisi <laughs> düşünemiyor ya, düşünemiyor. Niye yoğun bakma alıyor? Bir en büyük sebebi, seni düşünceden zannediliyor ki adam hasta çok kötü. Hayır. Düşünceyle kötülüğü artıyor. Düşüncesinden en büyük sebep düşüncesinden kurtulup da vücut bir rahat etsin ya. Bir çalışsın, normal çalışsın, standartlara girsin diye seni düşünceden koparmak için yoğun bakıma alıyorlar seni. Uyutuyorlar ya. Yani. Şimdi bu yoğun bakımda ya kaldı 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 kaldı. Düşünce devre dişi mi? Tansiyon oldu 12'ye 7. Şimdi de öyle. Abi diyor hepimiz diyor oğlu diyor. Her şey şaşırıyoruz. Kan değerleri, kap değerleri, her şey çok normal diyor her şey. <laughs> çok tuhaf. Sonra ne oldu, nasıl oldu diyor. Hop tansiyon yükülecek. Hadi doktor bana bir açın. Ha? Ya bu dünya bir garip ya. Ne mutlu ki böyle bu enfusi derste yani Allah bunu ölmeden önce öldürdü. Uyanmadan önce uyandırdı. Efendim bunu fark etmeden fark ettirdi defa. Yani hakikaten orayı yaşıyoruz ya. Bak ölüm korkusu nereye bağladı Allah Resulü? Çok tuhaf ya. Her bir kamin kendisine nasıl bir imtihanı vardır diyor. Kimisi kibirli olmuş. İnatla bir kavim imtihanı olur mu? İnat. Nemrut kavmi öyle olmuş. Firavun kibirli olmuş. Kibirli olmuş ya. Araplarda da, da var mıymış? Bir şey diyordunuz yerden almazmış. Almaz Para mı düştü bir şey? En dolayı. Onun için e, yere sürünmek bir cübbenin, en elbisenin yere sürünerek yürümenin kibir alametidir diyor dinde. Mesela şöyle o, namaz kılsan. Şöyle. Kibir alametidir. böyle böyle yaparlarmış. Yani kabadaylar da öyle ya. Ne diyor ya diyor. Öyle yapıyor ya. Aynı gibi. Çorap geçen ya yerde. çorapsız. Yok, ayakta, ha çorap, evet. Giymek. Şöyle giymek kibir alametidir. Ay otur, otur bunun kırılsın. Orada acizliğini ifade et oturarak giy ya din hak harika ya. Vallahi kafam o kadar yatıyor ki. Düşündüm niye beni oturttu böyle? Niye oturuyorsun? oturayım da göründü unutmayın. Ha böyle giy diyor. Allah Allah çok yani din hayatın kendisi ya. Din zannediliyor ki dünyayı tanzim ediyor. Üstünü kaldırıyor ya dünya kaldırıyor ha gayb. Kırkından sonra baston var mıymış abi asa? Asa baston değil de asa var. Çok tuhaf. Ben hep Japonlara şaşardım abi. Hani nasıl yani bu adamlar imanı bulamıyor diye. Meğerse gururla imtihan oluyorlar. O da evet. Bir kavim ya kişi demiyorum doktorum. Bir kavim abim kavim. Asır, bir asır kibirle, gururla, hasetle, inatla, ben merkez düşünmeyle. Onlara sorduğun zaman, e, tabii canım bundan daha başka bir olur mu? Bize gel onlara söyleyelim. Ha, hasetli olanlara veya kibirle. Ya mal biriktirmeyin. Aman yak mısın lan? Mal biriktirmeyin imtihan mı olur adam ya? Niye biriktirim ya? Ya bu noktada çingen olacaksın. Ustad demiş yani. Bunlar bize benziyor demiş. Ya yarın düşünmeden bulduğunu yiyor. Şimdi Nemrut kavmi inatla olmuş ya ona desen ki öyle bir kavim gelecek ki mal biriktirmeyle olacak. Ona kafa yediler bunlar ya. Ya mal biriktirmeyle imkan mı olur o kadar basit şey. İnat ne kadar acayip içer iç içeride ya bu. İçeride bir şey inat çok berbat bir şey. Çok zor. Bu bu, Bununla o kadar acayip ki bu imtihan. mal biriktirme ona hiçbir şey değil ki diyecekti. Şimdi bize gel ne inatla oluyoruz ne kinle. Hatta mal için adam boyun eğiyor, rezil oluyor, kepaze oluyor. Şahsiyetini bırakıyor, inadını bırakıyor, gururunu. Konuşmam dediği gidiyor, diz çöküyor. Mehmet için yap. Onun için e, sakın kim bu bu imtihanı niye veremedi sakın deme. Niye? Onun akabesi, fekkur akabe. Akabe nedir biliyor musun? Diyor Kur'an'da. O bir yalçın dağdı. Ha, herkesin dağı farklıdır. Sakın deme. Ali bunu nasıl dedi ya, nasıl yaptı ya? Deme Hasan. Çünkü onun imtihanı benim topumu ıslatamadı. Ama Ali de demeyecek. Hasan kardeş bunu nasıl dedi ya, nasıl yaptı ya, nasıl düştü buna? Deme, benim akabem oydu. Herkesin akabesi farklı. Deme yani. Fekku akabe. O nasıl bir şey akabe biliyor musun o? Nasıl bir alçında şey? Kavimlerin bazılarının şeyini yaşıyoruz ama temelde ortak mal biriktirmedir bizim benim ümmetimin imtihanı da budur diyor. Mal biriktirme. E, onunla kendini ifade eder. E, onunla peki ne olur mal biriktirme? Dünya perestlik olur. Dünya perestlik nedir? Ölüm korkusudur diyor. Yani ölüm korkusu dünya perestlikten geliyor. Hayat perestlikten geliyor. Hadis-i şerif. Hayatı o kadar sevecekler ki diyor, ölümü kerih görecekler. Hayatı niye çok sevecekler? Mal çok sevecekler. Mal çok sevdikleri için biriktirecekler. Mal için dinini, ahiretini, namusunu terk edenler var. Hak yiyor ya. Ayette diyor ki siz de o yetimlerin malını yersiniz. Mirası helal al demeden yersiniz diyor. Başkasının hukukuna mal için tecavüz edersiniz. Senin hakkın mı ya bu? Niye aldın benim bu kağıdımı? Niye benim malımı aldın? Ben öyle işte. Lan sana bir emanet verdim diye sen bunu emanete nasıl ihanet edeceksin ya? Nasıl edersin ya? Aç işte her bir kavmin imtihanı farklıdır. Benim ümmetimin imtihanı mal biriktirme olacak. Mal biriktirme dünya perestlik hissini, dünya perestlik hissini ölüm korkusunu doğuracak. Ölüm korkusu niçin benim ümmetimde olacak diyor çok. Onun için hayatı çok sevdiklerinden ölmek istemeyecekler. Niye? Mal biriktirdikleri için bir şey. Ama diyeceksin ki ya bu kadar zor. tabii ya bu çok zor değil mi abi? Lan Nemrut da la öyle diyordu ya. Mal birlikte neymiş ya? İnattan bir kurtulsak. Firavun diyordu ki ne inadı ya? Kibir ya. Kibirden daha büyük imtihan mı olur? Her bir kavmin bir şeysi var ya, abiler ya. <laughs> çok doğal. Çok. Ama e, bu bu enfusi ders belki de 3-4 defa dedim şimdi. O onu, o, o bu halet, bu haletlerin işte beş tane şey getirdim ya. Eylem, dima, eylem yani enerji, e, fikirleri, vicdanın hisleri, kalbin duyguları, ruhun latifeleri. Evet, yani fikirler, kuva yani. Aklın kuvaları, e, hisle, vicdandaki ister, ruhta duygular, e, ruhtaki latifeler, kapta duygu dedik. Onlar karma, onun için değil şu anda. Şu anda oyuz. Hemen bir soru geliyor. İlk önce sizden değil, ilk önce benden geliyor. Ben de itiraz. Ya nasıl olur ya onun için o yüz yani ahireti yaşıyoruz. Ya ahiret burada ne işi var ancak biliriz, hissederiz. Ya Allah bile burada ya. Gayb ne demek yani burada olmayacak? Gayb niye burada olmasın? Allah bile burada. Allah orada biz burada mıyız yani? Böyle olmadığı gibi gayb orada, şehadet burada. Öyle bir şey yok ya. Bu anlayıştan sıyrılmamız lazım ya. Öyle bir şey yok. Yok yani her şeyimiz mesleği diyor ki alemi şahadetin evi arş alemi şahadetin evelidir. Arş alemi şahadetin ahirisidir. Zahirisidir, batınız Nedir ya donmuş hali ya? Acayip acayip. Ee, mesela Celal böyle bir vurdu. Celal cehennem. Cemal da bir vurdu ona. Sen misin lan böyle diyor. Bir vurdu. Ortaya bir şey çıktı Kemal. Bunun adı alemi şahadet. Bu cennet, bu cehennem. Bir vurdu kemal. Burası kemal. Hiç alakası olmayan söndürücü bir şey ya. Birisi yanıcı, bir iki yanıcı, birisi yakıcı. hiç hiçbirisi de alakası olmayan. Çok tuhaf ya. Evet bu derse hoş geldiniz. Hadi bakalım. Mektubat 51. Şeyde o dört defa tekrar ettim ya. Böyle sekerat ne olacak biliyor musun? Okudunuz, okumadık. okumadık okuyacağım böyle e, zaten usta hazır zamana tabutuma bindin çıktı ya. Yani şu zannettiğiniz haletlerden daha antika ve daha güzel olacak. Ülvanı, ter terisanı. Yani inanın böyle. Şimdi böylesin ya. Şu anda bedenini yaşayan hiç kimse yok. Ya his var. Şu anda. Hepsi de var. His, duygu, latife vesaire Şu anda var. kuva var. Şu anda o bir dünya mı? O bir dünya. Bizi o bedende değiliz ha şu anda. Şu o kıvama geldi şimdi. Evet. Evet. Çekiyor. Evet. Arkadan. Fakat onun içindeyiz. Ha bu işte. Gayb, gayb kendisi. Bu cinstendir. Şu anda biz derste motive olarak ısına ısınarak o mu, ona mı dönüştük? Oraya geçmedik. O vardı bizde. Uyandı. Azrail de uyanacak. Azrail de uyanıyor. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Şunu anlamıyorum abi ya. ya Biz iman ediyoruz elhamdülillah. İslamiyet'i yaşıyoruz elhamdülillah. Tamam bizim biraz bu işi çok iyi başaralımlar de suyun üstünde yürüyorlar. Biz yo çok meziyet değil o. Yo, misali. 163 varla. 163 varla o meziyet şey değildir. Mesela bir hakaik imani bir kendi alemini ve bir başkasının haşir meselesini orada söylüyor misali. Bir aa ahiret senin aleminde bir yakiniyet kespeti var ya zerre kadar. Öyle bir ders ki ah Allah Allah. Yani ahirete Allah'a gayba zerre kadar bir yakiniyet. İmam Rabban Hazretleri diyor suyun üzülüme demezler. Onlar geçici ve kişiye astır. Hatta istidraç da olur diyor. varla da söylüyor. Sağ tarafta son paragrafta. 160. Eşek kelameti, Hasan abi, yani aslında yani şunu söylemek istiyorum. Adam şey, elin çiğlisi, ya kendini hayvan hareketleriyle şekillendiriyor. Öyle bir hal alıyor ki yani o kuvayı dimaddaki o ku, e, kuvayı artık şeye mi kaydırıyor? Ruha kaydırıyor. O latifelerle mi hareket ediyor ki? Bir vuruşta işte adamı şuradan öldürüyor adamı vuruşta. Tuğlayı evet, <laughs> bilmem O inkişaf etmiş o tarafı. O kuvay inkişaf etmiş. Düşüncesini çünkü Müzikle de oluyor. Adam fabrikada çalışıyor Alman. Müzik çalıyorlar. Fabrikada peki siz böyle e, bir kafeteryada, lokantada müziksiz bir şey gördünüz mü? Adam yemek yiyemez ya müziksiz. Yemek yenmezmiş. Müzik. <laughs> Orada Hollanda'da da gördüm onu. Çalıyor. Abi siz diyorsunuz ya markette bir pil için gittiğim ya. bir sürü şey aldım. Ya hiç unutmuyorum. Bir, e, bir e, kolibantı için gittim. O zaman parasıyla 63 lirayla zor çıktım. Müzik müzi, müzik, müzik etkilemi. Koku, Koku vesaire. İstersen alma. Mesela adam diyorum ki Kırıkan'da vardı o zaman. Acayip bir kahveci vardı. Koymuş, koymuş. eski. Çıkmış o gar Şeyli. O eski arabadaki o şey var diye ne diyorlar ona. Yo şeydi o lastik. Lastik bağlı ya böyle. Kayış kayış. Aynı onu koymuş. Kahve şey yapıyor. Kardeşim dedim. Niye burada caddeye koyuyorsun? Dükkana niye koyuyorsun? Böyle bir cihaz mı olur şimdi? Ne kadar bir şey değil. hemen öğretiyor. Sen hiç esnaf olmadın dedi. Ama ya niye dedi ya niye rahatsız oldun? Kardeşim buradan diye almak zorunda bırakıyorsun beni ya. Ver 100 gram dedim ya. Beni mahkum ediyor. E seyrettin beni dedim ya. Almadan gel nasıl geçeyim? O kahveyi nasıl almayacaksın şimdi? Almadı gitti hadi. Evet. Mektubat 51. Ya nereye gel, niye geliyoruz bu cumartesi dersimiz, bu enfosi dersimiz nedir? Ee, bu kör olası cehalet beden bedenle sıkışmışız. Ee, fakat orayı nasıl yaşanıyor? Zaten yaşıyoruz. Bu şahadet inceleştikçe bunu 29. Sözde, şö sözde şöyle diyor. Buz buzun zararını, buz buz kalmak istiyor fıtraten. Buz buz kalır. Buzun zararı nedir? Buza sorsan ya benim sermayem gidiyor ya. Su olmaktır. Su su olmak ister. Her şey ol, olduğu gibi kalmak ister. Maddenin konumu böyle. Maddenin konumu, korunumu. Su su olmak ister. Suyun zararı nedir? Buz olmaktır. Bir başka bir şeye dönüşmek istemez. İşte orada de, diyor ki arka tarafta incelemizli bir nüktede madde inceleşirse düşüncelerle, fikirle. İnceleşti. inceleşti, inceleşti. Ne çıkıyor? Fikir çıkıyor. Bak inceleştirdik. Kuva çıktı mı? Biraz da inceleştirdik. His oldu mu? Yani ders yapıyoruz. Anladın mı? Anladım. Bu kuvadır. Biraz da Allah Allah vicdana taşıyoruz his. Kalpteki latife insaniye taşınıyor. İncizat cezb. Meyil. Meyil oluyor. Oldu duygu. Meyil duygu. bizi taşıdı şefkate, muhabbete, sevk, surur, lezzeti mukaddes, Zevk değil. Ne oldu oldu? Latife. E buralı mı şimdi? Ama kör olası buna o kadar acayip şey yapmışız ki. Hep oraya da oralı izle. Ekseri oralı izle. Fakat maalesef kendimizi burada zannediyoruz. Hasan abi, kuvaların ve duyguların menbaı. Biraz hissin, incelise, Hafif incelise. Hissin menbaı mıyız? Yoksa hisse, kuva ve duygularla biz bağlanıyor muyuz? Hissi... Burası suret abim, suret. Bu tahayyül, me, tahayyül, hayal, alemi misalin bizdeki alem Alemi misaldir. Vücuttaki, bedendeki hisler de da, daire hayat, hisler daire hayatın buradaki ifadelenişidir. Evet. evet daire hayatın buradaki ifadelenişleridir. Çünkü ustat diyor ki Osman, e, hayatta kaynağı memzuş nakışlar ister. İşte daire hayatın buradaki aktifliğidir. Yani his bu tayin. Evet. evet. Yani. da. İşte İnsan o kendi çünkü his hayattan daha ince yağ. Gres yağ. 30 numara motor yağ ama hayatı da tanımlamak lazım. Hayatı, ba, o onu, hızlı onu hızlı o başka anlamadım. mesele. Çünkü hayat bahsinde söylüyorum, bu kainatın hulasası hayat, hayatın hulasası his ve şuur, evet. his ve şuurun hulasası akıl ya. Onu o formülü çalıştırdım şimdi. Hasan abi bana şöyle gibi geldi. Nasıl ki oksijen ve hidrojen birleşince su oluyor, his ve şuur birleşince hayat olması. Bunun gibi bir şey yani. On e... biraz da şöyle biraz da öyle değil de yani bizdeki tezahürü yani. Bizdeki tezahür. Bizdeki kendisini ifade ediyor. Yani hayat kendisini his ve şuuru olarak ifade ediyor ama hayat ne hisdir, ne, ne, ne şuurdur, ne akıldır. Bilmiyoruz. Ben orada şey şuuru hayatın gerisinde yani Allah Teala'ya bakan tarafta olarak. Tabii ki. Ama burada kendini böyle ifade etti. Hayatını nasıl anlarsın sen? Var olduğunu. Hissedilereceksin değil mi? Bir derece, bir Şimdi senin kulağın olduğunu nasıl anladın? Duydun değil mi? Gözünün çalıştığını biliyor musun? Gözünü görmedin ki şu anda kapak açık mı? Tahmin ediyorsun. Neyle? Eylemiyle. Hayat var mı? His de var. His de anlıyorum. Şuurla anlıyorum. Kuvayla anlıyorum. Hayat. Hayatın tam 29 tane hassası var. Bilmiyoruz ki. Yani getirmişiz buraya. E hayatlı. Hayat alem işaretçisinden midir? Zaten oralı. O yani. Ha gaybın da ötesinde hayat ama burada bak onunla yaş onunla yaşıyorum diyorum. Zaten oyum ben ya. Hiçbir vücut ver vermeyeceksin kendine ya. Yok ki. Yalan yani. Vermeyeceksin derken sanki vermeyince kemalat. Ve verince yalan ya. Çok büyük bir zindan oluyor. Tabii ya. Acayip bir şey. Yani sanki biz kendine vücut vermemek kemalatmış. Ne kemalatı ya? Kendine vücut rengini vermek zaten hakkın yoktu ki öyle bir şey diyor ki ve yalandır. Külümen yalan. Sanki ben kendime vücut rengini vermeyince kemalat sahibi oldum. Ne kemalatı ya? Yalancıydım ben. Dürüst oldum. Benim değildi ki. Benim dedim. Lan bu kalem benim değildi ya. Aldım adamdan. O zaman kemalat buysa. Kemalatımız buysa. Kemal. Evet, sistem farklı böyle öyle, bir şey söylüyor. kendi kendini kandırıyor abi. da kalem benim değil derken başkasını kandırmıyor. Ya ben dedim ki Davut abi kalemi ver bir yazayım dedim. Aldım. Şimdi dedim ki benim ya. Kandırma değil de sonsuzdur. Nereye Sonra dedim ki ben sen evet. Sonra dedim ki aa senin, senin de al. Vay ne kamil adam ne dürüst adam kalemi çalmadı. Ne, ne da zaten onu diyor ya. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insaniye Bak görüyor musun? İnsanın hissiyatı. Ya mektubat 31'deyiz ya. 35'i okuduk. Mu? Ha, okuduk okuduk. Aşağı in. 51. 51. O 51 o, o 35'i okudum. O ya çizilmiş çizin başka zaman okumuş. Ha Başkalarını okuduysanız. E, o zaman bir daha okuyayım. Neden başka? <laughs> O zaman mektubat 35'e hadi. Başka dediğim zaman ee, dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Allah Allah. Açlığı hissediyorum. Acıyı hissediyorum. Demek acının açlığın kendisi değil bende uyandırdı. O anda olduğum şeye deniyor. His. His buymuş. Mesela açtık elemi var ya elem duymak. O tedaviymiş. Hmm. Mecmuatul adapta diyor. O acıyı bir duymak var ya biraz sabret hali biraz yeme. O acı tedaviymiş. Olmaz. Acı. Akılda dimada kuvaları akılda dimada kuvaları kuvvetleriyle var olduğum gibi. Yani ben kuvvetliyim. Neyle kuvvetliyim? Ee, kuva kuvalarımla biliyorum. Kafadaki kuvalarımla biliyorum. Eyvallah. Devamında diyor ki Bismillah. Bu var değil mi? Neyle anladım? Diliyle. Bilmeseydim taklitçi olacaktım. Bilmeyecektim. Dilimle gördüm. Burnumla duydum dersiniz ama. Ha ya. Varmış. Acayip bir alem ya. Okudukça biraz zararımız çok. Enfusi dersin bir zarar var tabii. Biraz... çıkması lazım. Eğer bunlar çıkmazsa insanlık perişan. Yani nasıl bir zarar şu. Alışamadım bu sefer ben buraya. Alışamıyorsun. Deliliğe vuruyorsun inan bana. Böyle manyak manyak dolaşıyorsun. Unutuyorsun. Tuvaletin çıkıyorsun, lambayı da çık unutuyorsun. Böyle geri gibi pek olmuyor. Yani o zararlarını da yaşıyorum. Yani ben böyle olmamam lazım diyorum. Çıkıyorum. Ha, ben bunu nasıl dedim? nasıl yaptım? Paldır küldür ya. Paldır küldür bir hayata dönüş. Yani değer vermiyorsun değil. Kafa başka şeyde. Devam. Ve o haleti yaşıyorsun. Mesela geçen e böyle ya bu aslında oyuz. Şimdi azaya gelse farklı ne olacak ki dedim yani şimdi. Ölüm şu anda benim için ne olacak ki fark yani. Zaten hiç bedenden haberin yok öyle. Dersimi çalışıyorum böyle. Allah şu anda yani Azelgesi ne olacak ya ki farklı? Yani böyle ben anla, şey ifade edemiyorsun ama işte. Birdenbire parti açılıyor ya. Yani birdenbire böyle X-ray ışınlarını görmeye başlamak gibi Ama bu böyle acayip, acayip bir şey. Genişleniyor, her şey yok oluyor. İlk önce bir titriyor böyle. Titriyor, bir bakıyorsun böyle hiçbir şey yok. Bir, bir acayip sonra Zaten sen kendin gözünü bir böyle zevk böyle şu tavandaki o ışık var ya şu lambayı görüyor musun? Yok. Lambayı görmüyorsun. Işığın rengi var ya böyle bir bak bir hal. Bak bu olamaz alemi şahadet ya. Alemi şahadet için olmaz. Olmaz da biliyoruz ya yani böyle olmaz yani. Şey değil. Böyle bir huzur hasta olmuyor mu sizde namazda ya? Ha i̇şte o işte. Yani bu e yani gram gram, Usta Rüştü abi derdi ki, e, ameline güvenilmez ama dedim, hep anlatmışım. Rüştü abi yani insan gene bir şey tutunur ya. Ne, ne ile çıkacaksın Rabbine? Amelsiz amelime dedi. Ana, amelsiz amel. Amel değil ama amel. Nedir o? onu düşmanına düşman oldum. Amel değil. Ama en büyük sermayem bu. Başka bir şeyim yok. İnanır inanır mısın samimiyetin? Estağfurullah abi dedim. Ben sana söylüyorum. Hiçbir amelim yok. Hepsi o istedi. O kalk etti. Ben bir tutunacağım bir şeyim var. Senin düşmanına düşman oldum. Başka hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok dedi. Tam da o anda birinci Boğaz Köprüsü'ne geçerken para veriliyordu. Ahmet Ahmet abi şoförü ben yanındaydım. Uçtan. O zaman para veriliyordu kişiye tam oradan geçiyor. Öyle tesir etmiş ki beynimi bıçakla kesseniz de o manzarayı silemezsiniz. Başka bir şeyim yok. Anladır mı dedi. Hiçbir şeyim yok ama bir coştu. Hiçbir şey kaç defa tekrar hiçbir şeyim yok. Anladın mı? Anladım. Yani o da demek ki baktım ki devre dışı olmuş. Yani ne farklı olacak ki şu andaki haletimiz? Yani bunun 70 kat ilerisi işte. Yani sekerat. Zaten sekeratı yaşıyor. Şu anda yaşıyor yani. Bedeni yaşamadığından an sekerattır. Artık bedenin tövbesi yemini yok burada şimdi. Zaten şimdi okuyacağım biraz yer. Hissiyat insanı ruh seviyesini çıkınca bu işte. Ama neyse şurada yukarıdan devam ediyorum. Devamında dediğim vakit nihayetsiz bir kuvvet iman hissediyorum bak. İman. İman kuvvettir ya. Nasıl kuvvettir? Kuvvettir kardeşim işte. Düşünce nasıl kuvvet olur? Bir bilgi. O baba beni dövüyorlar. Nasıl böyle canavar oluyorsun? <laughs> bilgi ya. Bir ses. Baba beni dövüyorlar. Cık. Veya şu oluyor. Nasıl böyle aslanlık şey? Ne, nereden çıktı bu ya? Bir tuhaf ya. Garip memlekette yaşıyoruz ya. Adam jiletlerini bir şey duymuyor. Bir anda güçler ortaya çıkıyor. Bir anda çıkıyorsun. Bir anda bir kötü haber diyorsun. Her şey bitti. Nasıl Bir, bir tuhaf. Garip ya böyle olmaması lazım. Madde korunu, konu, korunumu olması lazım. Madde vücut dururken şu anda nasılsa öyle olmam lazım. Hiç, hiç çoğalmaması lazım. Eksilmemem lazım. Hep o olacaktı. Maddenin fonksiyonu ya 60 kiloyum. Kilo mu değişti? 60 kilo insan hepsi aynı şeyi düşünmesi lazım. 60 kiloluklar hep aynı his, his olması lazım. Asaleti var. Evet bu o o kadar yani. Ne isem, 60 kilo olan hep aynı olacak. Niye herkes farklı? Bu, bu başka yerde müdahale var demek ki. Ya buraya sıkıştırdık ya. Ne ya bu, bu hapise soktunuz ya Alimşadette Şahadet'te ya olma, olamaz ya. Alim Şahadet neymiş hapishane ya. Böyle hayat mı olur? Ama çok lazım tabii burası. Zannediyor coşkunluktan söylüyorum. Doğru inandığımı söylüyorum. Dediğim vakit nihayetsiz bir kuvvet iman hissediyor. Burada da iman his değil. İman his değil. İmanın kendisi his olarak, an olarak ortaya çıkıyor. İman kendisini his olarak, iman kendisini kuva, iman kendisini duygu, iman kendisini latife, iman kendisi namaz fiili gözüküyor. İman uyanınca biz onun içindeyiz. İmanın içimizde. Uyanırsa biz onun için ne olur? O olur cennet. Bazılarına coşkunluk yaşar, imanın inkışafı. Bazılarda, bazı insanlar, büyük zatlar böyle sessiz olurlar, şey yaparlar. Bazı büyük zatlar hep coşku coşku yaşamışlar. Zannetme ki o şey imanın farklı farklı şeyleri ya. Farklı ismandan kaynaklanıyor. Arkadaşlar bizde bu, bulunanlar gayptir. Bizde bulunanlar gayptir. İnanınca gaybın içine giriyoruz. Evvel ahir bu. Uyanınca gaybın içindeyiz. Uyanmadan biz gayb bizdedir. Uyan duygular gayb bizdedir. Uyanınca biz gaybın içindeyiz. Bunun üzerine bir tane kahve içeceksin. Bu nimet ilahi. Uyandırdı mı? Artık Allahu Ekber deyince iman aktif oldu. Artık onu da e, değil ki bedenini içine sokmuş. O kaldırıyor 200, 200 küsür kiloluk topu kaldırdı. 40 kişilik kaldıracağı kapıyı Hazreti Ali kaldırması. Ha bir de kaldır. O zaman da diyor. Savaşı geri getirin, geri kaldırayım dedi. Nasıl kaldıracağım ya? Nasıl bir şey? O anda aktif oldu o Esma. O güç nasıl aktif olduysa tamam. Siz savaşı geri getirir, ben gene kaldırırım dedi. Adama demişler Seyit o maşını kaldırsana o zaman da demiş. Siz tekrar İngiliz savaşını yapın. Ben gene o zaman kaldırırım dedi. Hayberim Fethi Ali'nin eliyle olacaktır. Evet ya. eliyle diyor da kopartattı yani. <laughs> ya, ya ben Hazreti Ali şey yapmıyorum. İnsan nevine, insan denilen şu pakete Allah nasıl şeyler sıkıştırmış da biz buna Allah'ın o kastettiğinin dışından biz beden demişiz, şey demişiz, vücut demişiz, aslan demişiz, şey demişiz. Ama garip abi ya. Bu enerji denen şey burada böyle gözüküyor. Yani. <laughs> işte. en çok hayret ettiğim, inan vallahi bak ayağıma hayret ediyorum bu benim. Allah en çok yani bu nasıl uzantı? Bunun neresinde benim ya? Çok en çok bunu hayret ediyorum. Bunun neresinde? Bu nesi benim yani böyle? He? Allah başka bir şey. <laughs> başka bir şey. Yani. <laughs> ya tuhaf bir şey ya. <laughs> yani odam daha böyle deli böyle koyuyorum. Allah Allah. Böyle acayip bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf. Bakıyorum, oynatıyorum. Felsi bakıyor, oynatamıyor. Evet. İyi ki risale var elimizde. Burada da iman his değil, imanın kendisi his olarak, an olarak ortaya çıkıyor. İman bazen kuvvet olarak, bazen duygu olarak kendini gösteriyor. İman dimada ne olur? Ne olur? İman orada tezahür ederse anda olan kuva yani kuvvetler olur. İman vicdana kendisini nasıl olarak ifade eder? Anda his olarak. Mektubat 51. Çünkü bak işte bu. Ee, yani e, içimizde ise başka uyanırsa biz içine giriyoruz başka. Onun paragrafı bak. Çünkü ruh zamanla mukayet değil. Tamam. Bu hüküm cümlesi. Şimdi hizaya çık. Hissiyat, bu, ondan sonra devamı değil bu. İkinci cümle. Şimdi içine açıyor bunu. Hissiyat insaniye ruh derecesine çıktığı vakit hissiyat insaniye, his vicdanda ruh seviyesini yukarıya çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten yani mesela bu dersi dinlememiş, yani bu dersi bilmeyen normal bir Müslüman onlara göre gayb gayptadır. Allah hatta gaybtadır. Allah gaybtadır zaten. Allah ile görüştü ama gaybın mertebesi bitti mi peygamberde? Cenab-ı Hak'la görüştü. Onu gördükleri bize gayb ama onun benim için gayb olanları görünce o gayb kalktı mı onda? Onun gayb mertebesi öte, ötelendi. Daha ileriye gitti İrfan. Gayb daha öteye geçti onun gaybı. Sokaktaki normal bir salim bilmeyen bir Müslümanın gaybi benim için şahadettir. Ama bir nur talebesinin gaybi başka bir gayb. Daha ötelerdi yani. Öteleme yaptı. O hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Burada sarahaten söylüyor ki his anda olduğumuz. Hissiyat insanı burada demek ki bak burada his andadır. Mazi de yaşanıyor, istikbal de yaşanıyor. Kardeşler gelecek korku yok mu? Gelmedi. Yaşanmıyor mu şu anda? Bak gelecek yaşandı. Mazi gitmemiş mi? Gitti. Elemleri yaşanmıyor mu? Bu nedir? Yaşayan hal nedir? Histir. His demek ki mazi müstakbeli yok. Yaşıyor yok. Bunlar hep değişiyor Müsbette. Müsbette. de artı öteksini düşün. Hepsini böyle. Peygamberi hissediyorsun. İmam-ı Rabbani hissediyorsun. Bu barla da diyor ki sen o Bedir Uhud'da olmasan bu kadar veciz cümle olur muydu? Mesela Hazreti Peygamber e, şey Allah Allah e, ders veriyor. Ha 1400 seneydi. Burada saraten söylüyor ki his anda olduğumuz. Öyle diyor zaten çıktı vakit. O hazır zaman genişlenir. Ya hazır zaman neydi? Yaşadığımız his demek ruh seviyesine çıkınca o genişleniyor. Yani biraz da ufku açılıyor. Mesela benim için gelecek ta nereleri arşı falan almış. Ötekisi için gelecek nedir? Cennettir ya. Huri'dir. Cenneti bir yaşasam. Onun için gelecek onun için. En hedef o. Biz de değil mesela bakın. O genişlenir. Herkese göre genişleniyor bu. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel iken zatlar yaşıyor. Mesela Kabire gireceğiz. Oradaki adamla vefat edince göreceğiz değil mi o kadın halamız, ablamız tesbih çekerken vefat etti. Bizim için gelecekte girersek, evli olsak o ablayı göreceğiz. Vay be namazı kılmış. Tam tesbih çekerken Mehmet tesbih kopuyor. Tesbih dizerken vefat etmiş. Usta şimdi görüyor. Benim için gelecekte o gözükenleri usta şimdi görüyor. Benim için gelecek onun için hasır. Kabirdekileri seyrediyor. Keşfel kubur. Demek ki bir kişide hissiyatın kontrolü varsa bunu ruh seviyesinde yaşadığı için yapabiliyor yani. Evet. Ya eşyanın hakikatine <laughs> geçtiğin zaman mazi, müstakbel Hiçbir anda yok, yoktur zaten. Yok, an, an gibi. Hepsi evet. andır zaten. Bazı 16. Lema'da bazı istisna zatlar diyor. O lefi ezeliye girdi demiyor mu? Lefi mahfuz için söylüyor. Lefi mahfuz, lefi mahfuzda imamı bin, Kitab ı bin yok muydu? İmam-ı Bin ma mazi ve müstakbel gayb değil miydi? Lefi mahfuza adam girerse mazi ve müstakbel hakim olmuyor mu? Daha yaşarken. Yani başka yani. Ona nispeten hazır hükmündedir o kişiye göre bak. Ee, demek ki eğer hissiyat insaniye ruh seviyesini çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Demek his, demek ki hissiyat hissiyatı insaniye hazır zaman hissiyat insani demek hazır zaman, andadır. Zaman hazır. Ve altı tane zaman var. Ama biz bir tane zaman biliyoruz böyle. Helezonik yay gibi. Ustad şuaların en sonunda 26. Leman ı Arabiye'nin tercümesi var ya. Altı tane zamandan bahsediyor. Ön, öne doğru akan, arkaya doğru akan, sağdan sola, soldan sağa akan, üstten aşağıya aşağıdan yukarıya akan. Altı tane zaman var. Zaman, kendi, zaten zaman kendisi yani. Olay zaman ya. Zamansız olay mı var? Sen bana bir şey söyle. Bir mekan da şey olmasın. O olay, mekansız bir olay yap. Hasan abi zaman ve hayatı birlikte düşündüğümüz... Yani bir düşünceleri ve taahhülü, zamanı kaldırarak yap bakalım. Zaman neydi? Bilgilerin sıralanışıydı. Orada ön tarafı anlatıyor. Ön tarafı anlatıyor. Bilgilerini anlatıyor. Bilgileri diziyor. Zamanı diziyor. Zaten 17. sözde diyor zaten. iman işte o zaman kaldırıyor diyor. Hazır vakti, hazır zamanı kaldırır diyor. O sözde söz de zaten kendisini söyle söylüyor. Mazideki o diyor, gayb olan onu zaman iman kaldırıyor diyor. Gelecek zamanı kaldırıyor, hazır an yapıyor diyor. iman. Abi hissiyat insanın seviyesine derecesine çıktığı vakit şöyle anlasak doğru olacak mı? Hayat sıfatı bunun arkasında dur ruh. O zaman hayat hissiyatı derecelen, derecelendirmiyor da o derecenin bir üstünde olan ruhtan mı kıymet almış? Tabii ruh olabilir? tabii hayattan şey üstün. Çünkü subutu sıfattandır şey hayat. Evet. Ama ruh <laughs> zatından öfledim diyor. Ama abi şimdi siz şöyle, şöyle söyleyince ben biraz önce size soracaktım. Ya ben yanlış yerden mi bakıyorum? Siz sıfattan dolayı şey yapıyorsunuz ama şimdi kaynağı sıksak diyor hayat. Yani geriye doğru gidiyor hayatı sıksak his ve şuur. Hani sıfata doğru değil de e, evet, esmaya evet, doğru geliyor. Esmadan sanki o hayat zannediliyoruz ki his ve şuur hayattan daha latif. Hayır. Hayatın içinde de buna beri ediyoruz bu tarafa. Yani his ve şuur bu tarafa doğru mu yoksa o tarafa doğru mu? Bu tarafa doğru bize ki daha kesif. Daha kesif. Meşhur, hmm. olur. Ama, o daha Aa, daha... ama, mesela his ve şuur mahluktur. Ondan sonra akıl, akıl cihazdır. Hayatı sıksan his ve şuur diyor. Sen şu bu taraf derken nereyi kastediyorsun? Bu, bu tarafa geliyor. geliyor. Biz aynı taraftan bizden istemiyoruz? <laughs> ben biraz gideyim. Hasan abi, hissiyat insan ya. Dur bir okuyayım da sonra ruhtan siyahı. konuşacaksın. İki olarak dolaşsın diyorum. Ben şu an düşünüyorum. E, i̇syat insani İnsan öyle bir cihaz, öyle bir, bir, bir madde mi ki? Olamadım. Hayatın bir üst seviyesi olan <laughs> sisteme, evet. bu seviyesine evet. bizi evet. intikal ettirebiliyor. Biz or, or, oraya da yani ben hayatın Hay üst seviyesine yoksa hissiyat evet. insani olmamış olsaydı Doğru. biz üst seviye atamazdık. Evet. ettiriyor bizi. Yani, ben bir hissiyat insani okuyoruz. Biraz gideyim ki. Abi biraz gitmek Şimdi bu kardeşimiz kesinlikle derste hiçbir şey anlamaz. Ben de şimdi etkilendim. Çünkü cevabını alamadı. Ne dedi? Bak ya bir, bir çözelim mi onun şimdi? <laughs> Ama <gülüyor> ben burayı bir okuyayım da ondan nasıl? sonra bu kardeş hiç anlamayacak. Yani <laughs> Söyle kardeş kardeşi kendini söylemeyeceksin. Yani, yani ee... kitaptaki sanih ifadede kainatı sıksak hayat diyor. Yani hayatı sıksak his ve şuur diyor. Yani o zaman ee, kainat daha kesif daha latife doğru. Öyle anlama doğru. Ama. Önce ne demek istiyor? Kainat dediğin ne? Ne kastediyor kainatın? Neyi? Ha, Kainatı mülk olarak... şöyle şöyle zannettin ya, şöyle başlangıçta dur. Bemeyo. Bana yani. çamaşırı sıksak yıkadık ya. Ne çıkar? Su. Ha, su ayrı bir şeydi. De ona girmişti de onun için çıkarttık. Kainattan hayatı sıksak kainat başka bir şeydi de suyu aldık bu tarafa. Çamaşırdaki ıslaklığı aldık gibi değil. Kainat donmuş hayat olmuş bir daha. Şimdi ben çamaşır yıkıyorum. Ee, ku bu kumaşta su var mı? Y su yok ki. Y yıkıyorum. Sonra ben sıkarsam, çamaşırdan su çıkarırsam, çamaşır kalır mı? Kalır. Kainat'tan hayatı çıkarsan kainat kalmaz çünkü kainat hayatın donmuş hali. Tamam. Tamam. Melekül'te doğru geldik. Kainattan evet. geldi. Şey geldi. Öyle değil bayağı. mi? şimdi bir dakika kainatı sıktı. Hayat çıktı ya. Kainat yok mu oldu? Öyle Tabii mi anlıyorsunuz? Yani e şöyle ya. bu ne burada? Buzu sık hisse var. Su. Su. Tamam. Sık hidrojen oksijen Ama öyle demek istemiyorum istemiyor ki orada. Kainat sıksan e hayat hayat sıksan hisse şu. Tamam 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 doğru. Tam sık Buzu sıktık. Buz kalktı ortadan. Melekut'a doğru mu gidiyoruz yoksa? Melekut'a Melekut'a. Melekut'a. Melek, o zaman his ve şuur daha Melekut'a. En evet. Doğru. Evet. Tamam. Evet. Tam evet evet. Ben böyle diyorum da. Evet ben, evet. evet. geri de sıfattır diyor Hasan abi. Aslı <laughs> öyledir de aslı sıfattır hayat. Ama o kendisini vücudu hariciye çıkarttı. Kainatı yarattı. Oradan hulasa etti. Beni yarattı. Her şey hayattan yaratıldı. Donmuş hali ama... O kendisi hayat... His ve şuur hayattan yaratılmadı anlayacak. Hayattan yaratıldı. Öyle diyor. His ve şuur hayattan yaratılmış, hayatın bir hulasasıdır diyor. Hayattan süzülmüş, hayatın bir hulasasıdır. Evet. Her, Her şey hayattan hayat. yaratılmış. Ama şey. burada şey. hulasasıdır derken sen bir üst mertebeye mi çıkalım diyorsun yani? Tamam, yani, sen tersi gibi oluyor. o Zaman, hayat... Ama biraz yani kenarda dursun istersen. Çünkü biri takılınca yani hayat... ibre takılıyor o zaman. Hayat, oluyor. Zan, ne, nasıl oluyor biliyor musun? Senin lisanla konuş. Bazen olmuyor. Sen bana diyorsun bazen. Abi bir bilgisayar açıp kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam bilgisayarı açıp kapatalım. Mazi ve mustakbel değil. Ha, nereden aldı? Demek his, e, hissiyat insani hazır zaman. Zaman hazırdır. Çok hissiyat insani zaman hazır şu anda. Yani gelecekte hissederim olur mu? Geçmişi Geçmişi hissetmiştim geçmişi hissettiğim dediğin anda var ya o hadiseyi beraber yaşamıştık. Hatırlıyor musun? Hissettiğiniz dediğin an zaten yaşıyorsun. Hissin, mazi müstakbeli yok. Kanadı biraz gider, gider, gider. Yok, biraz da bu kadar olur. Biraz da bu sıkışır. Öyle yani. Ha. Mesela bakın, geleceğin korkuları yok mu? Var. Peki, daha gelecek olmadığı halde, şu anda korkuyorsak, korku da hisse, geleceği yaşıyorum. <laughs> gelecek var mı? Düşünce de var, biz atiste yok. Bir daha. Gelecekte kıyamet kopacak. Gelecekte vefat edeceğim. Gelecekte şimdi ne bileyim bir şey olacak. Yani gelecekten gelen korkular var. Geldi mi daha? Gelmedi. Niye korkuyorsun? Olmayan bir şeyin sendeki aktifliği korku ya. O korku his değil midir? Demek ki gelecek histe yaşanıyor zaten. Zaten yaşanıyor kardeşim. Gelecek yok ki. Siz bana söyler misiniz anı gelecekten kopuk olsun? Geçmiş ve gelecekten kopuk an olur mu? Kitab-ı Mubini anda ya. Mazi ve müstakbel yok. Kardeş ne demek biliyor musun? Anda mazi ve müstakbel yoksa Mazik ve müstakbel kalırsan an yok ki. Nereye an diyorsun? Mazisiz an, istikbalsız an. Böyle bir şey olur mu? An dediğin bir şey konuştuğumuz anda zaten yok olan bir şeydir. Ya bir şeyi yani nisbidir bu an. Gelecek ve geçmişi olmayan anı olmaz. Geçmiş ve gelecek var ama e, kendisi o değil geçmiş ve gelecekten besleniyor. Geçmişin bütünlüğüyle geleceğin itibari ve nisbilerini andaki tezahürünü an diyoruz yani. Mesela Hasan abi şöyle de oluyor ya. Siz mesela diyorsunuz ki hani şuraya gittik beraber şöyle yapmıştık. Ben hiç hatırlamıyorum. Unutmuşum. Siz ama etkilenmişsiniz. Hatırlıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki beraber gittik şöyle yaptık böyle hani bir şey eğlenmiştik şöyle sevinmiştik diyorsunuz. Ben hiç hatırlamıyorum. Şimdi bende bak o his olmadı, aktif olmadı, anda gelmedi. Bende hala mazi. Şey ama sizde o his? A an, andadır. Şey, sizde his oldu, bende his olmadım. olmadı. Olmadı. Bende andadır. Sende fikir. Aa, öyle mi ya? Fikirde o. Burada kalmış. İnmemiş aşağıya. Yani hakikat için zaman mekan yok diyor ya. Evet, yok. Sen o zaman hak Olduğu için senin için yok. Sen... Evet, eyle hakikat için mazi ve müstakbeli yok ya. Haziran gibidir. Ana gelmedi. Evet, ev, evliya öyle ya. Mazi ve müstakbel değil artık. Sa, sanki anda olan his içsel alemin mekanı. His neymiş? Dünyada alem şahadet yok mu bile? Ben bu masa olmasa nerede oturacağım? İç alemde de mekan lazım. Nereye koy, yerleştireceksin duygular, fikirleri, isteli duygular, şefkatler? İç alemin mekanı his. İç alemin, içsel alemin mekanı his. İçsel alemin... Mı yani? yani ille referansı değil, ille referans ona kıyas etmeyi kastediyoruz evet. Yok, yaşanan bir yer. Şey mi demek İç aleminde mazi müstakbel yok mu abiler? Mazi. Yani ruhumuzda yok mu? Hı. Mazi de var. E peki o yaşandığı zaman Osman biraz önce de uyandı bende. Mazi uyandı. Mazi nerede? Senin yok mu Davut? Hı. Nerede? Eğer fikir ise mazin fikirde. Vicdan ise mazin, vicdandaki zihinler ise vicdanında. Eğer meyiller, incizaplar, cezbeler, latife insani ise, maneviyatsa kalpte. Mazi denilen şey kalpte ya, mazi denilen şey dimağda. Hangi cinssen o cinsten. E şimdi ondan kopuk mu yaşıyorsun? Mazisiz burada oturabilir misin? Şu anda maziyi yaşıyoruz kardeşim. 200 küsür tane dersin bütünlüğün üzerine oturuyorsunuz. Yeni gelen bir arkadaş bu derse oturabilir mi? Aa bu çocuk gibi olur. Mazi, mazin üzerine oturmasan, mazi şu anda aktif olmasa an olur mu? Nasıl nasıl yorumlayacaksın bu dersi? Sen ne dediğini ben anlıyorum. Ben ne dediğimi de sen anlıyorsun. Niye? Altında ortak bir tarafımız var. 200 küsür tane dersi işte yaşamışız. E hani o hani maziydi. Öyle diyoruz da düşünce de mazi. Ne düşün? Hepsi anda var. Hep anda yaşıyoruz. Mazisiz an, istikbalsiz an yoktur. Öyle bir şey olmaz ki ya. Kopuk bana söyle ya, O zaman nedir biliyor musun? Azaymırsın. Azaymır bile değilsin ya. Mazisiz, mustakbelsiz insan azaymır. Azaymır bile değilsin ya. Nesin bilmiyorum. Davut Alem'in şeyi derken en istedin sen? Referans. Yani, Doğru söyledi. Yani yaşana, hem referans yapabiliyorsun ya yaşanan içsel alemin mekanı ya. Kafanın mekanı nedir? Tahayyül şey, mekanı. Me mesela Hı -hı hiçbir şey yokken bir yere bir nokta koyduğu zaman insan her şeyi var etmiş olur. Her, her, şey, şey, var her şey aktif oluyor. Biraz da gideyim şu şeye kadar dur bakayım. Misal Hı -hı. vermişim karşı iki sayfadan. İçsel alemi e e hisle vücuda getiriyorsun. Zaten hisle vücuda getirmiyorsun. Hisle vücut oluyor zaten da dönüştük. His, onu, o olduk. His oldu, o olduk. Olduk yani. Ben biraz gideyim de gene döneceğim söz. Mazi ve müstakbel değil. Sanki anda olan his içsel alemin mekanı, iç alemin mekanı. İçsel alemin zamanı da tasavvur. iç alemin zamanı var mı? İçeride zaman var mı? Var tabii. Zaman nisbidir. İç alemin zamanı tasavvur, düşünceler, Ruh seviyesine yani zaman, dimada, der esması aktif, vicdanda aktif, kalpte aktif, ruhta aktif değil midir? O zaman zaten der esması akılda var, yani bedende var. Za olayları sıralamış. Ustadın tabiriyle nehirdir, şerittir diyor. Tam şerittir. Yani bilgileri koyarsak birbirini sıralama, kafadaki zaman bu. Zaman vicdana nedir? Yaşanan bir dünya histir du, kapte de duygu neyse geçeyim biraz. ru seviyesine hissiyat insanı çıksa yani evet. hissiyat evet. latifelere inkışaf etse evet. o zaman mazi ve mustakbel hazır hükmünde olur. Yani dedik ki dersin başında his çıktı. His çıkınca akıl bundan et, bir gane kalır mı etkilenir. Aklın yani vicdanda çıkan his Kafada his olmuyor. Kafada kuva oluyor. Kuva. Mesela bir şey etkiledi bizi. His oldu. His düşünceleri, hayalimizi etkilemez mi? Kuva oldu. Kuva, kuvvet, kuvvet. Yani vicdanda bu his olunca bu his ruh bundan kopuk değil. Bu histen kat kopuk değil. Bu histen akıl kopuk değil. Ama bu his Ruhtaki latifeleri aktif etti ama o latifeler hiç değil. Mesela süpürge makinesi çalışarak o tozu çekiyor. Süpürge makinesi tozu çekmek olmadığı gibi o motor da değildir. Her şeyin düzenleyen bütün elektriğe bak tozu çekiyor. Yani elektrik hareket midir? Değildir ama burada böyle gözüküyor. Ama klimada soğutuyor. Öyle görmediğim inanmadığını gebertiyor. İnşaatçılara celaskal uyuluyor fırıncıya ateş oluyor. Yani hissiyat uyanınca his, ruh bunları salmayacak mı? Kalp almayacak mı? Akıl almayacak mı? Ha, o zaman hisler ruhtakini uyandırırsa onun adı da onun adıdır hissiyat insanı ruh seviyesini çıkarsa. Öyle şeyler var ki orada mahkum. Öyle ister var ki şehvani. Öyle ister var ki bedensel. Ruhu uyandırmıyor. Ulvi değil. Kopuk yani. Hı hı. Ruhtan hı hı. kopuk. Ruhu olur? Olursa hissiyat insanı ruh seviyesini çıkarsa olur. Hı hı. Yani hı hı. öyle bir his ki anda her şey yaşanıyor kardeşim. Çöplük de yaşanıyor, ulvi de yaşanıyor, sufli de yaşanıyor. Öyle bir his ki ruhu uyandırmış. O hissiyat insanı ruh seviyesini çıktı ya. Ama ruhtaki aktif olunca mesela muhabbet, ruhta ya. Şefkat-ı mukaddese, ruh, sevk, lezzet, memnunet, iftihar. Ben kardeşimle iftihar ediyorum. Mesela bir eser gördüm İrfan'da. Hakikaten Allah Allah şu anda bakarken konuşuyor. Bakıyorum bir. Dinliyorum iki. Eğer ben onun görselini sunum yaparken bir yerde konuşurken duyuyorum. Görürsem sunumunu. Benim otomatik hissim. Eğer ben bu hisim uyanıp haset kin olmayıp da ruhumda muhabbet olursa vay be benim İrfan'ım ya of be muhabbet. Onunla ben iftihar edebiliyorsam o his ruh seviyesini çıktı demektir. Ama o ruhta his değil ruhtakini uyandırması. Mesela marş motorunu çalıştırdık. Marşı çalıştırınca anahtarı çevirince motor çalışmıyor ki ilk önce. Ama biz öyle biliyoruz. İlk önce marş motoru çalışır, elektrik motoru o elektrik motoru volanı çalıştırıyor motorun diyor. Sonra motor çalışıyor ama hepsi aynı anda olunca marşı bastım, motor çalıştı. Oysa arada bir düzenek var. İşte hareket hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkması, motorun çalışması. Hareket değil ki o artık bu başka bir şey. O motor böyle 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 yapıyor ama ben böyle bir şey çevirdim. Yani, ruhta uyana, uyanırsa, uyandırabilirsek ulvi şeyler, sufli şeyler ruha gider mi? Gitmiyor. Bizlerin seviyesi sizdeki o e, muhabbeti e, bir şekilde İrfan abi de uyandırdığınız zaman Onda da o muhabbet oluştuğu zaman oluyor. O mesela diyelim ki aynı, aynı şeyi seyrediyoruz Bu adam gitmeyin bir yerde sunum yapıyor. Tamam? Bundan açıldı. Ben seyrediyorum Gurur duyuyorum elhamdülillah. Vay be. Elham bir de dua ediyorum. Ya etsin öyle. Bir başkası nasıl konuşuyor ya? Nasıl söylüyor ya o? Aynı şey. Onun hissiyatı da isiyat, benim de hissiyatım da isiyat. Benimki seviyesine çıktı sahiplik vefa, muhabbet, şefkat. Onun si ise beşeri, beşeriliğe indi. O da his. Ama hissiyat insanı çıkmadı diyor zaten. Ruh seviyesini çıkarsa, nasıl çıkarsa ulvi olursa. Sahiplenirse. Onun için kardeşinle iftihar etmek. İhlas hissersin diyor ya. İktiran mesela. İktiranla oluyor. Çıkmadı. Oraları uyandırmadı. Hissiyat, ruha, ruh seviyesine çıkmadı. Meşeliyette kaldı. Anda yaşandı gitti. Yandı söndü. An. Diyor ki hissiyat insaniyet çıksa yani hissiyat latifelerin inkişaf etse o zaman mazi ve müstakbel hazir hükmünde olur. Acaba içsel alemde acaba aklın mekanı tahayyül. Aklın. Aklın mekanı tahayyül. Vicdanın mekanı his, kalbin mekanı duygu, ruhun mekanı latifedir. Mekan. Sonra? Şimdi mesela hazırlan, mesela hayalen ceziretli araba gidiyoruz diyor ya. Heh. Bu tarz meseleleri daha önceden egzersiz yaparak böyle his ve duyguları uyandırmak, böyle bir egzersiz yapma şekli var mı ya da e, şey midir? İntizar edip bekleyecek miyiz bu halde? Yok egzersiz işte bu. Böyle pat diye hiç kimse kimseye verilmiyor. Başarılı insanlar kapıyı ısrarla ısrar isterler. Hatta duada. Allah bedava vermiyor. i̇steyeceksin diyor ısrarla. Egzersiz yapacaksın. Antrenman yapacaksın. Sen öyle antrenmanla böyle spor sahaya çıkıp gol attırmazlar sana. Doktor mesela. Gidiyorsun sabahtan akşama, akşama mesela misal diyorum kusura bakma. Akşama böyle klasik hastalıklar var. İlaç yazdı. Geldi gün kendisini geliştirmese bu bir ters öner gider ya. Yeni geliştireceksin. Yeni bir şey öğreneceksin. Bir makale okuyacaksın. Bir bu dersleri mesela uygulayacaksın. Ya bu bu maneviyat burada maddeler nasıl olur? Bu halete girmek için kendini zorlayacak mısın? Zorlayacaksın yani. bu zorlama işte bu. mesela bu zorlayınca üç tane delil ya zorla şey yapma diyor kendini. Öyle hazır tut diyor. O kendisi gelecek zaten. Yani bak orada bir nur gibidir, su gibidir. Hava gibidir. Yani ama bir e, mukabil ol yani. Yani bu, burada niye durmuşsun? Gelmişsin Sakarya'dan, şey Adapazarı'dan. E bu işte egzersiz yapmadan böyle pat diye gelmemiş olsan nasıl duyacaksın bunları? E doktor geliştirmiyorsun. Ne olacak? gel yani, karnım ağrıyor. Ver ilacı. E, geldi gitti. Basit bir sıradan bir şey oluyorsun. Hemen bu derslerle çalışmayalım. Ben ders yapamaz mıyım bu yaştan sonra, 60'tan sonra? Tamam, istediğim yerde açar, okurum. Ama kendimi geliştirmesem, yine bir şeyler şey yapmasam ne canlı olurum ne canlı tutabilirim. Egzersiz yapacağız lan. Dimağın mekanı, dimağda mekan, tahayyül. Siz bana bir hayal edin de mekansız olsun. Siz bana bir şey düşünün de zamansız olsun. Düşünceleri eklemeden düşünebilir misin? O eklemek işte sırayı koymakta o zamandır kafanın zamanı. Değer esması böyle olur. Değer esması kafada tahayyül, kafada tahayyül ve tasavvur olur. Vicdanda indi. Yaşanmamışsa, yaşanan bir dünya his olur. His vicdandaki mekandır. Duygu, latife insaniye. Latife insaniye, sev, cez, cez, meyil, vefa, değil mi? Muhabbet. Sonra ruhta bir bakıyorsun, şefkat mukaddes şeyler var. E kapte şefkat yok mu? Var. E, ruhtakiyle farkı ne? Mukaddestir ruhtaki. Ruhtaki şefkat mukaddes. Kapteki şefkat. Ruhta muhabbeti münezzeh. Ruhta kapte muhabbet. E, ruhta sevki i mukaddes, şefki i mukaddes, lezzeti mukaddes, memnuneti mukaddes, iftihar mukaddes. Yani Erdinç'te işte, iftihar edebilmeliyim. İftihar edersem kalp ama Allah ile seni tanımlarsam, mukaddes yaparsam seni, ruha taşımış oluyorum seni. Mukaddes olursa, ruh seviyesinde çıplak kelime olursa, yani muhabbet, aşk, lezzet, memnuniyet, zevk bedenseldir. Zevk kutsaldır. Yani mukaddessiz muhabbet, mukaddessiz şefkat, Kalptedir. Mukaddes eklersek onlara şefkat-ı mukaddes, muhabbet-i münezzeh, sevki-i mukaddes, şefki-i mukaddes, lezzet-i mukaddes, memnuniyet-i mukaddes, iftihar mukaddes. Bunlar mukaddes eklersek ruhsaldır. Mukaddesleri silersek kalbidir. Kalp. Bunların anda yaşamasına ne denilir? Histir. Düşünceye dönüştürürsek dima'dır. Mekana dönüştürelim. Tahayyüldür. Bir bakıyorum sevdiğim kişi ab canlandı. Ondandır ki duaya şimdi girmeyeyim. En kaliteli dua nasıl olur? Yüzde yüz nasıl kabul olur? Biraz meşgul olmuştum. İlk önce o zatı hayal edeceksin. Yani o ustadın dedikleri harici nedir o? istifar salavat, temizleneceksin tamam Dua edeceksin değil mi ilk önce? İlk önce hayal edeceksin o zat. Sonra tasavvur edeceksin onu. Sonra takul edeceksin. Sonra onu tasdik edeceksin. Ondan sonra İzan edeceksin, vicdaniyatın içine sokacaksın. Derim ondan sonra iltizam edeceksin. Cüzite. Sonra bunların ötesinde ona itikat edeceksin. Yani neyse o bir duada. Bu yedi mertebeyi yapıp da ondan sonra kalbe o yedi tane mertebeden o tahayyül tasavvur ettiğin kişiyi hayal et onu. Onu tasavvur et. Tahakkül et. Olumsuz, tak bir söyle bak nasıl oluyor. Ka adet ilahinin arkasına geçiyorsun oluyor bu işte. Pega yani o keşif ve kelam, mucizeler, mucizeler, kerametler de diyor adet ilahilerdir diyor ustad. Onlara has değil. Onlar nümunedir beşerin telakkisine. Ha onlar esbapsız yaptı. Ama o adetullah var o mucize. O keramet var. Ona varılır ama bu sistemle. Eskide uçuyorlardı. Şimdi uçakla uçuyorsun. Varmış yani uçmak. Ama onlar uçaksız uçuyordu, fark o. Sürekli uçuyorlardı. Sürekli <laughs> uçmuyorlardı. İşte şimdi o sistem sürekli uçmuyor. E, Tabi. Yani mesela diyelim ki parmağından su akması mucizedir. Aynısı var Afrika, şey Arapistan'da, Amerikalılar yaptı. Cihazı buraya bağla, e, kalp aleti gibi. Şu alıyor o havayı, klimalarda e, sıcakta. Kortumu niye takmışlar bidona? sıcak havayı suya dönüşmüyor mu klimada? Havayı ne yapıyor biliyor musun? Zannediliyor ki e, soğuk hava veriyor. Sıcağı alıyor. Buzdolabı zannediliyor ki e, içeriye şey veriliyor. Yemeklere soğuk hava veriliyor. Hayır. Sıcağı alıyor. Sıcağı alınca ne kalır orada? Soğuk kalıyor. Asılla dönüşüyor. Asıl soğuktur. Asıl karanlıktır. Aslı yoktur. Sonra var oluyor. Sıcağı, o sıcağı alınca Buzdolabı ne yapmış oluyor? Soğuyor. Yani oraya böyle vurmuyor. Sıcağı alıyor. Ondan buz oluyor. Adamın da havasını alınca adam yumuşuyor. Evet ama bir şeyle meşgul oluyorsun. Kim mi koydun karşına? Yok mekandayım abi. Evet. Çünkü bir kere orada. Yok, yok yok abi. Tamam. Şimdi evet. mekan abi çünkü ilk bunu duyduğum zaman çok hoşuma gitmişti. Siz demiştiniz ki mekan donmuş zamandır. Evet. Yani zamanın mülk tarafı mekan, mekanın melekut tarafı zamandır. Evet. Yani zaman zamansız mekan mekansız zaman yoktur. Evet, tamam. Yani o zaman yani mekan aslında zamandır. Evet. Peki zamanı çekip aldığımız zaman o zaman ben anlıyorum ki histe zaman yok. Çünkü andır. An aslında zaman değildir. Hepsini içine almıştır. Artık zaman değildir o Hasan abi. Yani zaman tarif şurası 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 önü arkası sağa solu. Ama anda Önü, arkası, Be sağ, solu yok. O da sapladı. O da mı zaman İşte tuhaf ya. Onun için garip akıyor. böyle eğer mazi, müstakbel ve an şuna zaman dersen mecbur suyu böyle akıtacaksın. O, o tamam abi sen. Şey Ama an, anda o da olması için daire var o demek yani. Anda mazi de müstakbel var, istikbalde de mazi de var. Tamam. Var yani. Var, Biz ona şahit olduğumuzu an diyoruz ya. ya, Şu, ya yoksa şahit olmadığımıza mesela diyelim ki komada olana. Hiçbirisine şahit değil. Ne anı vardır? Anı olmayınca anı olmayanın mazi ve müstakbeli yoktur. Peki o zaman Hasan abi çok özür dilerim. O zaman hissi tamamlamaya çalışıyorum. His aslında bizim şahit olduğumuz yer midir? Komada olan bir hasta hissi olmadığı için zamanı da yoktur. Mazi ve müstakbel yoktur. Mesela uyku. Ya arkadaşlar nasıl bir teknoloji kullanmış bak şimdi geçen Resulü'lere diyordum arabada. Siz bu şahit olduğunuz yok edin ha. Yapabilirim. Bir şu so yok edin göreyim hadi. Nasıl? Uyku nasıl bir mucize ya. Cennette yoktu. Onun için sırf uyumak için gelmişiz ha dünyaya. Cennette uyku yok. He, ama bak şimdi uykuyu nasıl anlatacaksın mesela? Bir anlatır mısın bana? Uyku yok. Fikirden anlatmana bana yaşanmamış. La her şeyin yok olduğu cenneti nasıl anlatacak? Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a. Uyku anlatamayınca uyanıklığı da anlatamazsın. Uyku ne demek ya? Uyku ne demek? Bir düşünün Ne kadar adil. Uyumak için gelmişler. Evet. 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 Ha. Bunu anlamak için. Evet, evet. Şimdi anı yaşamayan adam yani narkoz. Evet, evet. Narkoz adam anı yaşıyor mu? Yaşamadığı mazi mustakları da yaşamaz. Hatırlamaz. Ha, An deyince sanki mazi mustaklarına kopuk zannediyorsun. Ya. Abi, yüzden, anda, yüzden, anda, yüzden, anda. Anda, Efendim Davut. Aynı var. Altı Aynı zaman, zaman akar, akıyor. Anı adam. Anı adam. Altı zamanı da Aynı şuuru zamanı varsa. Yok. Şuuru da. Yok Yo, andadır. O bir boyut. Yani bu boyut şu mazi ve müstakbel geçmiş ve geleceğin andıcı ama bu ne yaptı Üç tane Üç tane de mahrum oldu 6 tanedir şey Mehmet bir şey diyecek heyecanla aldık geçti gitti neyse diyor ki kardeşimiz zamanı çekip çıkardığımız zaman baba zaman <laughs> O zaman diyor. Şey demiş, sağır gibi. Arapça'yı ihraç edeceğiz demiş. <laughs> i̇hraç da Arapça. <laughs> Diyemez çünkü Arapça, Arapçasız. Arapça'yı bu memleketten ihraç edeceğiz. İhraç Arapça. Demek ki zaman ve mekanı dörde ayırdık içeride. Kafada mekan tahayyül, zaman tasavvur. Ee, Vicdanda mekan his, zaman zihin. Bu dörtleme şeyse eğer, o zaman biz his içsel alemin mekanı diye yazdık ya. Evet. Vicdandaki yani, şeyi. O zaman vicdan evet. azletmemiz evet. lazım. Yani vicdan zaten demişiz vicdandaki mekan. De. Yazdık ha. Vicdandaki mekan. Hı. Kalbin mekanı duygu. Ruhun mekanı latife. Abiler yani bir tanesi sordu bana meşveret kardeşimizle meşveret cemaatine ders yapıyoruz dedi. Abi sen diyor şefkatı, muhabbeti, ruhat şey yaptın ama dedi kalpte şefkat var diyor. Dedim ki aa, neydi adı, neyse. Dedim ki bak ruhta ama bu çok lazım abi karşımıza çıkar. Şefkatı mukaddesi olursa ek getirirse ruhtadır. Çıplak şefkat olursa kalptedir. Mukaddes münezzeh olursa Yani o çıkar. Hakikat, hakikat olarak kalpte. Evet. Yürü, mahiyet, mahiyet olarak. olarak orada. Mahiyet şu an mı? Aynı. Evet de şunatta. Şu yani eee mesela kalpteki şefkat aktif olduğunda e, ruhtaki de aktiftir o şey ki arabanın marşı gibi abi. Ruh, ruh şunatta şu şu değil de ama şunatta şu mı ruhta var? Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Mahiyeti şunatta şu olunca biz sadece şey oluyoruz ona arkadaşlar. Ediyoruz. Şu konuşuyorsunuz ya birbirlerine. şu bu konu. Allah sıf bu nimeti verseydi bize. Doğru ve yanlış. Evimizden yatağımızdan kalktık. Şu müzakereyi verdiği fikir ve onu tanımak için böyle imkanı ver. bu sonuçtur işte. Evet. Bu de. Evet. He. Evet. Şu konuşuyorsunuz ya. keyif alıyor. Onun için dinliyor. İmalı. Ad. Bunu verse ustatta misal vereyim. Yazmışlar, çizmişler, işte Risale yazmışlar. Çay içerken şakalaşıyorlar. Ceylan abiler. Usta abi yanlatmış. Ondan sonra aa falan o kadar dalmışlar ki usta unutmuşlar. Tahtalı ev duyuyor. Usta da odadan çıkmış. Elini koymuş kapıya böyle. Onlara bakıyormuş. Bunlar dalmışlar. Bunu bana usta abi anlatırken aynı zamanda da ustadın talebesi hiç yanımızdaydı. Zeytin Bursa'da vefat etti. Ş şenler. Neydi Şenler? Üzer Şenler abi. Onun bir keramet var ustadın o bir kız meselesiyle ustad şey yapmış böyle çeşme. işte böyle çu, İstanbul'da ben o dönemi yaşadım İstanbul'da çeşmeyi e, sokakta bir çeşme olurdu. Herkes sıraya girerdi. Tamam? Orada bir şey olmuştu. Şimdi biz diyor o kadar daldık ki ruşlu kardeş dedi. Hepimiz anlatıyor. Ustad elini koydu böyle kapıya. Unuttuk. Usta bakmış. Sonra ustadı görünce hemen sustuk, ya, ciddileştik. Devam edin devam edin. Sif Risale-i Nur aranıza şu muhabbeti koymuş olsa, vesile olsa, şu muhabbeti size vesile olsa, Risale-i Nur maksadına vardı dedi. Kainatın sırrı tahakkuk etti diyor. Çünkü muhabbet çıktı ortaya. Allah'ın dışında, Allah'taki muhabbet hiçbir yerde gözükmemiş olsa. Allah'ta duruyor. Olmazdı işte. Sırf bu. Yani şu muzakere var ya. Yani şu şu muzakere, muhabbet ve şu muzakere var ya muzakere. ona bir şey diyor. Ben yani Galiba gitti bunu söylemeye ihtiyacını? O da bir şey diyor Acayip bir şey yani. Böyle tuhaf oldu. yani. Mükemmel yani. Mecazi muhabbetler bunun haricinde. Medresede veya ortamımızda. O sufli ruha çıkmıyor. O da istir. Ama hissiyat insanı ruh seviyesine çıkarsa şartı var. Bir an seyyale yeter diyor. Ya. Evet. Evet. Bir an böyle olmuş olsa. Bir, bir yetiyor. Olsa da mecazi olmuş Bitti. olsa. Bitti. Bakın ruh seviyesine hissiyat insaniye çıkması ne demek? Bitti. Ruhta aktif etmişse latifeleşir. Yani muhabbeti muneze olur. Şefkat-ı mukaddes olur. Yok kalbe çıf çıkarsa bu his. Şefkat olur kalpte. Mukaddesi olma. Devam ediyorum. Vicdan diye <laughs> hemen şey yapayım ki topu alayım ki bir başkası girmesin. Böyle böyle, böyle <laughs> desteri <laughs> <laughs> ee, yapan zatların arkadaşları, dostları da böyle meclislerden istifade edecek değil mi? Ya. Hem de ne kadar. Ya. Çünkü e, tesbihatın sonunda geçiyor. Tesbihatın sonunda. Cevşenin, cevşenin sonunda da koymuş. Ehevatina, ihvanina ve ehevatina ve eybayina ve ecdadina senin ana baban, seni seven, seni sevdiğin değil ha. Ehibaina ve ehevatina senin sevdiklerin, seni sevenleri. Bak senin sevdiğin ayrı, seni sevenleri. Seni dostların, sen dost edindiklerin. Hariç bir de seni dost edinenler var sen bilmiyorsun. Bu dersleri dört edinenler var. Hepsine gidiyor. Ben mesela beş vakit ben gece namazımda da diyorum rüya yok. Ya Rab her gece diyorum. Allah'ım kim bana nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele et. Şu anda. <laughs> ha doğru. Allah razı olsun. Böyle de iyi ki dedim ki daha fazlasını ver ya. Tam bundan sonra öyle yapacağım inşallah. <laughs> doğru söyledi. Ha, ha, mesela Gafur dedi ki ya öyle dua etsen dedi maddece. Tabii Allah'ın hazinesi niye sana kısayım ya? Size de versin ya. <laughs> yani peygamber olsaydı öyle diyecekti. Niye kısıyorsun? Ya Rabbi demiş sahabe. Bana ahirette vereceğin cezayı dünyada ver, orada verme. Niye öyle diyorsun? Kaldıramazsın diyor. Allah'ın hazinesi geniş. Niye daraltıyorsun? Burada da vermesin, orada da vermesin diyor. Yani o, sen o bir madde, ben bir şey ver, misal vermiştim. Sen yoktun o. Bir şey anlattım da. Ya Rab bana, ona işte onun için dedi ki kafur. Ya bize de, söyle. tabii ki size de yapsın. Yusuf Aleyhisselam hapse düşüyor yani. Hapis istedim, sen hapis biz seni oraya koyduk demiş Allah Teala. Yani Allah. O ayette geçiyormuş yani. Bizzat ezberinde yok ama hapis bundan daha hayırlıdır dediği için hapse düşüyor. Ondan sonra yarabbim yani çok oldu artık deyince çıkartıyor. Yani ayette galiba hani bu şekilde geçiyor. Hani sen hapis istemeseydin <laughs> seni başka şekilde de kurtarırdık. Sen hapis istedin diyor. Ben başka bir şey şahit oldum onu söyleyeyim Hasan abi. Yalnız duanız o kadar etkili ki siz az önce dua ettiğiniz zaman ben şu fukaranın yanında oturuyordum. Duayla birlikte bir anda fabrikatörün yanına geçtim. Allah'ım sen şahitsin. Allah'ım senin mahluklarına şahitsin. Ara verelim de mi yoksa gidelim de. Gidelim ha. Tamam. Hadi. Çünkü vicdandaki zihin ile his arasındaki münasebeti gelince o da diriliyordu, o da diriliyordu. Beni en çok etkileyen oydu. Ne oluyordu bir dinde? Demiştik bir bakayım abi onu bir sanki. He. Bir bak bakayım. Ben devam edeyim. Zihin marifetullah idi. Vicdanın aklıydı zihin. Vicdanın aklıydı. Şimdi ilk etapta aklıma gelen şey getirtilen diyeyim. He. E, zihin e, kanuniyet his hakikat gibi duruyor. Bir de yavaş. Zihin kanuniyet hmm. yani kanuniyette ki vicdanın kanuniyeti evet. his his hakikati gibi duruyor. He. İrade zihin his evet mahiyet. Evet. Ha, eğer bu dörtlüyü vicdanın içerisini tanımlarsak suret irade diyor kanuneti zihin, e, hakikati his, mahiyeti asıl. Her şeyde var. Ya. Her yerde var. Şey demişiz geçen ders. Ne demişiz, demişiz bak? Zihinde diriliyor, histe yaşıyoruz, o oluyoruz. Vay be. Onu ya, onu mutlaka lugata koy abi bir şey. Bu başka bir şey ya. Vallahi ne nimet ya ben. Onu 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 gönder ben de yazarım. Dur bakayım okuyacağım. Misal de var karşı karşıda. Misal Karşıki sayfa, sayfa 169'da misalim kurşun kalemle yazdım silinebilir anlamında. Tamam Onu Ama misal çok güzel gibi geliyor bana. Bir de okuyorum abiler. Zihin marifetullah e, vicdanın aklı idi. Vicdan ak aklı. Mazi ve müstakbele şamildir. Zihin iman eder. Akıl itikad eder. Tamam Daha önceki derse zihin vicdandadır. Zihin neydi? Aklın aklıydı. Zihin vicdanda. Yani akıl hata yaparsa vicdanımız diyor ya yapma, deme, keşke yapmasaydın. O zaman aklımıza akıllılık yapan vicdan. Vicdanı nesi? Zihin. zihin. O zaman zihin iman, imana yakın, kalbe yakın. Akıl itikat eder, öyle diyor zaten sade. Ee, o tabir yok. Akıl itikat eder. Zihin. Evet. Yani e, kalpte iman ama o iman ballarını o yapıyor zihin. Diye de var. var he. Ar var var. Zihin marifetullah bak. Marifet değil ki. Akıl marifet eder, zihin marifetullah olur. Mesela doktor, e, doktor ilmi marifettir. Tamirhane marifettir. Ama Allah ile tanımlarsan, Allah için yaparsan, Allah için kardeşine yardım edersen, Allah için bir Müslümana kullanırsan, marifet değil marifetullah olur. Bir üste çıkar. çıkar. Akıl ise tefekkürü üretiyor. Diman bütünlüğe, diman bütünlüğü zihin, zihne iner. Eski bilgilerimiz. Mazi ve mustakbel dünyamız zihin. Yani 18 bin alem diriliyor. Hüşyar olup diriliyorlar. 13. sözde. Ve onu emniyetine binayan tam ustad aynı şeyi üç yerde zikrediyor sözlerde. 13. sözdeki yusebbihu tusebbihu hu. Orada 25. sözde de kullanıyor. Yani zihinde ne oluyor böyle biliyor musun? Canlanıyorlar, ruhlanıyorlar, ruhlanıyorlar. Hüşyar olup, hüşyar, şuurlanıyorlar, diriliyorlar. Nerede? 18.000 alem zihinde. Devam edeyim. <laughs> Davut'un söylediğine sanki biraz karşılık burası geliyor abi. Emri itibari zihin o zaman. Biraz gideyim bakayım onu düşünürüm. Nesi? Aa, kanu, hakikati mi? terbe yukarıda da... Onun hakikati mi ayetin Hakikati olur aşağısı. Çünkü muhtemelen hakikati olur. Zihin içsel alemimizin penceresi, kuyumuzun merdiveni, tefekkürle ayatı tekviniyelere dönerken döner ki mekan açılıyor. Yani tefekkürle ayatı tekviniyelerle zihinde mekan açılıyor biz oluyoruz. Zihinde dahisi yok. Tefekkür ne yapıyor? Tefekkürle hayatı tekviniyeler oluyor. Hayatı tekviniyelerde zihinde mekan açılıyor. Tefekkürler burada diriliyor. Ruhaniyata dönüşüyorlar. Mazi şey manevi vücudu haricileri oluyorlar. Yani o alemler diriliyor. Bizimle alakası yok. Alemler diriliyor. Harita izdik biz. Ayetler burada canlanıyor. Ayet. Ustad diyor Asbunallah ve ki bana dedi ki hani burada e, bu ayet canlanıyor burada. Ayet. Çünkü o ayet dedi ki bana diyor. Manama dikkat et diyor. Sen harabe bakıyorsun. Ayetler burada diriliyor. Ayet diyor zaten. Tekvini ayetler bir zihinde dirilince canlı ve ruhludur ayetler. Orada seninle konuşuyor ayet. Ruhaniyata dönüşüyor. Şey burada diriliyor ruhaniyete dönüşüyorlar, manevi vücuda hariciler oluyorlar. Zihinde ayetler burada canlanıyor. Kalp buradan alıp iman balını oluşturuyor. His ise noktalı virgül İçsel mekan ama andakiler. His de mazi ve müstakbel yok. Mazi ve müstakbel yaşanır ama yani bu kenarı burada dursun. Bu mazi bu dursun değil peki mazinden elem alıyor his. İstikbalden korku alıyor his. Ya kardeşim ona dönüşüyor işte. Bizim için mazi varken his için yok. Yani gelecek korku değil miydi? E gelmedi niye hissediyorsun? Yaşanıyor içeride. İçeride yok ya mazi şey. Geçmişteki dediklerim hepsi aslında ben içime aldığım andan itibaren. Hepsi aynı. Aldığım hadise var 10 yıl önceki. Ben içime aldığım andan itibaren o içimde ve anında aslında. Müracaat Anladım. ettiğimde anında. An Müracaat ettiğin anda veya şuurlu veya şuursuz. Bazen şuursuz aktif oluyor. Aktif oluyor. Yani onlar aslında e, dışarısı içeride cem oluyor. Evet. Mesela Freud demiş ki çok ilginç, e, çok tuhaf. Rüyan şöyle tanımlıyor. Tıpta böyle derler. O ehli de söylediği için. Rüyan için farklı diyor? Olmak iste isteyip de olamadıklarımızın diyor his boyutundaki yansımaları. Yani daha bağırırsın da daha şey yapar ya. Maneviyata ahireti olmadığı için Allah'ı e, vahiy, rüyay sadıkaları bilemez. Oysa sanki mesela diyelim ki bazı şeyleri görüyoruz. Köpek bizi ısırdı. Köpek bizi ısırdı rüyada. Yani olmak isteyip de mi? İnsan düşünmüştür. Köpek beni ısırsa ne olur? Düşüncen rüyana yansır. Ama bazı şeyler var ki hiç düşünmeden geliyor. Mesela onlar seni ziyaret ediyor. O alemler iadeyi ziyaret ediyor. Tabii o ada, adamın buraya kadar söylemesi bile mucize ya. İnsan, manevi, din yok, Kur'an yok. Eroin kullanıyormuş abi. Oradan dolayı gayrimeşru olarak al almış olabilir onları. Evet yani, yani şöyle düşünüyorum. Ne olursa olsun bir kafir bile vesaire böyle garip şeyleri andan çıkıp ötelerden böyle yorumlar yapması ben harika diyorum. Mükemmel yani. Adam diyor ki sonra ben düşündüm ya bu adam basit bir adam değil. Çok korkunç bir adam. Çok daha iyi. Diyor ki olmak isteyip de olamadıklarımızın yansımalarıymış. Cümlem bu. Peki beni köpek sürüyor. Ben olmak mı istedim? Sonra düşündüm. Belki de günlerce ha. Evet. Bazen köpek birisini saldırdığı zaman veya köpeğe baktığımızda ona acaba bana saldırsa ne olur? Ha Rüyada aynısı oluyor. Size nasıl nasıl oluyor abi ya? Mesela siz diyorsunuz ki yılan beni sıktı sıktı sıktı. şey Değil mi? Ama burnunuz da kanadı. Şey çünkü onu e, babanem mi işte büyükler mi kabirde yılanlar sıktığı zaman vurdukları zaman sesi arşa ferşa yansıdı. Ama e, fark ne biliyor musun ben size konuşayım. Rüyayı sadıkalar ise biz zaten olmak isteyip olamadıklarımız şeyler değil yani böyle o ötelerden geliyor. Ve, olanları fark etmek. Evet, onu nerede oluyor? Zihin bizi oralardan uyarıyor. Zihinde var. Ama adamın Kur'ansız, vahiysiz buraları da söylemesi hakikaten Allah'ın şu sanatı var ya insan. İnsan denen şu sanat çok mucize ya. Yani bu cümle denmez ha normal. Olmaz yani. Yani Allah hakikaten iman etmese bile o beşeriyetten insanlık, o iç alemi nasıl böyle? Adamlar bak bedeni parçalamış ya, çıkmış. Mesuliyetlerini artırmak için mi yapıyorsun? Yok yani. Onları, o mesele, o Allah ile alakası yok ama o adamın. Fakat ben derdim o değil. Derdim, insan kendisini kendisiyle, kendisini kendisiyle inşa edebilir, ihya edebilir, tanımlanabilir, eğitebilir. İnsan insansız insanlaşamaz ama insan olan kendisi bir insan. Biz insan olan bir Müslüman insansa beşeriyeti de var ya beşeriyetiyle kendi başına kalsa kendi beşeriyetiyle kendi insanlığı inkişaf eder. Neyse başka konu da. Ee, ruhaniyete dönüşüyorlar ve manevi vücudu haricileri oluyorlar. Ayetler burada canlanıyor kalp buradan alıp iman balını oluşturuyor. His ise içsel mekan ama andakiler. His de mazi mustakbel yok. Yok ama hep onu diyorum. Mazi de yaşıyor. Yaşıyor kardeşim. Şeyde var. Düşüncelerde var mazi mustakbel. O şeyin şeyin dediği gibi Akkaya'nın, Osman'ın yani biz aslında mazi mustakbel diyoruz ama müracaat edince anda oluyor. Yok yani his, fikir için gelecek, yarın şöyle şöyle olacak. Yok, yok, içeride geçmiş gelecek yok yani. Ki, yani dima, dima lefi mahfuzun şeyi değil miydi? lefi mahfuzun bizdeki karşılığı. Lefi mahfuzda imamı bin yok muydu? İmam-ı Mübin'de mazi müstakbel yok muydu? Mazi müstakbel var işte. Aynen. Menfi ve müsbetlere dönüşürler zihin. Aynen. Tek yönlüdür müsbete çalışır. Neden? Çünkü o o 18 bin alemin dirildiği yerdir. Dirilmezse dirilmemiştir. Menfiler odur. Olma dönüşmemişsin yani. Evet. Misallendirmeye çalışayım bunu. İşte açtın mı orayı? Ha. Wolfram ampulü düşünün. Ampulün içinde bir tel var ya onun adı Wolfram telidir. Oradan eletik geçerken direniyor. Eletiği geçirmiyor. Eletikle zorluyor kendisini. Ortaya çıkarsa ısı biraz daha şey fazlası eletik ocağı biraz da diretirse ışık çıkıyor. Yani eletiğe direnmek demektir. Wolfram teli. Wolfram ampulün içindeki tele. Buna ceset de tele. Wolfram telin cinsi, kalitesi, kalınlığına cisim Telden geçen güce, elektriğe ise ruh de. Elektrik geçerken ortaya çıkan ısı ise ısı usta duygu diyor. Etrafa yayılan an be an, an be andaki yanıp sönen nura tır ustad histir diyor. Histe zaten an be an var olup yok oluyor. Yaşa yaşadığımız gibi bitiyor. An ve andın. Her şeye dır dır dır. İşte. Bunlar nasıl düşünmüşüz ya? Nerede yaşıyor? Vay be. Bu nuru etrafa yayılmasına vesile olan parlak ampul cam camını var ya böyle cam koyuyoruz. O ise cismaniyet. Hepsine cami. Ama cismaniyet onların bütünlüğü değil mi abi? Eş bütünlüğü işte. Yani ne yap? Hepsini almış yayıyor. O ampul camı değil de belki ampulün bütünlüğü manasında. Evet. O ampul ampul. Ampulün şeyi. Ampulde oluyor her şey. Isı hep ampulla çıkıyor. Bütünsel. Ampulle ışık çıkıyor, ampulla ısı çıkıyor. Ampulla şey çıkıyor her şey. Sanki tek zannediliyoruz ama ampul hepsini cem etmiş. Latife insaniyedekiler yoksa, bak latife insaniyedekiler Yoksa anda olan bedensel ister değil, hissiyat insaniye. Bir dakika ne dediğim? Latife-i insaniyedekiler var ya latife-i insaniye. Ee, yani latife-i insan nerede? Kapteydi. İnsanda etmemişse. Anda olan latife-i insaniyeler bizde aktif değil. Kalp aktif değil yani. Latife-i insaniye ya. Ne olur o zaman? Bedensel ister, hissiyat insani. His. Yani bedensel ha. Evet. Latifeler değil. Şimdi insan olma hissiyatları. Evet. şimdi latife insaniye kalpte diyoruz ya. Aslında normalde latifeler ruhta diyoruz. Duygular kalpte diyoruz. Ama ne diyoruz? Latife dir diyemedik o. Latifelerin insanlık şeyi. De... evet neye benziyor? Muhabbet kalpte. Ama ruhta e muhabbeti yani yine latife insanın hakikati oradadır abi ya. A, hakikat tabii hakikatları. Mahiyetler yukarıda. İnsan dediğimiz o. Bence bu şekilde çünkü latife insani diyoruz. Latife insaniyen de sureti kanuni hakikatin mahiyeti var ya. Hakikati kalbi. Hakikati evet. Yani. Hakikati evet. Latife insani kendisini hissiyat insani olarak ifade, ifade ediyor. Evet aşağı indi ediyor. Latifeler kendi mesela şefkat-ı mukaddese Kalpte kendisini ifade eder, duygu olur. Vicdanda kendini ifade ederse his olur. Hı hı. O şefkat-ı mukaddese. Dimağda kendisini ifade ederse güç olur. Evet. Bedende kendisini ifade ederse eylem olur. Normal hisle hissiyat insani arasında ne fark var? Yani normal his beşeriyettir. Yani Mefi ve müsbeti var. Ama insan dediğimiz zaman hissiyat insani kalitelidir. ülvidir yani. Seni öteye taşıyan. İnsan olduğunu buradan mı? Evet. Anlıyor. Evet yani. Mesela beşeriyetten böyle sevfi, anda seni hissiyat insaniye şeyi çıkartmıyor. Hissiyat insani değil ya. His, çıkmıyor. çıkmıyor. Yani, o zaman çıkartıyor. Evet hissiyat insani olması lazım. O zaman evet o berzahlık yapıyor. Aha. Ali öyle demişti zaten. O da güzel yakalamıştı. <laughs> Hangi makamda olursak şey olursalar olsunlar his cinsinden mekan olacaksa vicdandaki his sistemi aktif. Yani mekan oluyor. Hissiyat insaniye, kapteki latife insaniyedekilerin vicdandaki aktif olmaları yani vicdani mertebeleri. Evet. Yani latife insaniye, kapteki o latife insan denilen şey eğer eylemsel geçmişse eyleme vicdandadır. Vicdanda his olmuş. Eylemdedir ruhta mazi hal müstakbel aynı anda oluyor. Mazi hal müstakbeli i̇mam ı bin ve kitab-ı bin, e, ayırıyor. Ruh zamanla mukayet değil. Hissiyat insani ruh seviyesinde değil. Vicdandaki hissin üç şey var. Zamanı mı var diyor. Evet. Zamanı var. Bir, Hissi, vicdanda kesin üç zamanı var. Geçmiş zamanın içinde ben varım. Acaba gelecek zaman içinde ben var mıyım? Bu acayip bir şey bir soru. Bir gelecek var mı abiler benim? Evet. Benim geleceğim var mı? Var. Geleceğim yoksa aynı olmaz. Peki geleceğin içinde ben var mıyım? Hangi seviyede varım? Yani, Tecrübe his sefer. boyutunda varsınız abi. Gelecek sizin için. Madem gelecekte ben varım, o geliyorsa, o, o gelecek. Anda olduysa bu kader mesela o zaman benim ne suçum var denilecek gelecek bende ben de gelecekteki şey ilmen değil mi bende ki evet, biraz da gideyim üç şey, ikinci bak bir de okuyorum vicdandaki isin üç zamanı var birinci zaman geçmiş zamanın içine ben varım kesin yaşıyorum gelecek zaman içinde ben yoksam daha gelecek hadiselerde niye korku alıp yaşıyorum? Demek ki geleceğin içinde varım ben. Evet. İki, başkasının ruh seviyesi değil, benim ruh seviyeme hissiyatı insanım çıkarsa benim. Üç zamanı hazır gibi görürsün. Hissiyat insanı ruh seviyesine çıkarsa mazi istikbal üçünü birden görürsün. Demek ki hissiyat insanı ruh seviyesine çıkarsa vicdanda üç zamanı anda yaşarız. Demek benim ruhum üç zamanı içine almış. Peki irade mi? Şöyle diyeyim. Abiler buraya bir toparlanır mısınız böyle? Mazide ben var mıyım? Elem alıyorum. Gelecek gelmediği halde, geçmiş geçtiği halde elem alıyorsam. Gelecek daha gelmediyse ondan korku alıyorsam his. Geleceğin içinde, geçmişin içinde ben var olduğum gibi geleceğin içinde de ben varım. Peki geleceğin içinde hangi seviyede varım? Vicdandaki iradeyle varım. Benim, oldu i̇radeyle varım. Onun için Elestu bir rabbikum Bela Ben İmam Ali diyor ki ben hatırlıyorum bu bana sorulduğunu. Eğer Elestu bir rabbikum ruhlar aleminde soruldu. Reddeden var mı? Var. Kabul eden var mı? Bizler. Peki sana soruluyorsa soru. Abes iş, iş yapmayacağına göre Allah. Kabul edip reddeden çıkıyorsa orada bir kabul eden, reddeden bir sistem olması lazım ki sana soruluyor. Allah iş yapar mı? Elestü bir rabbikum? Sana soruluyor. Rabbin değil miyim? Evet diyen var. Hayır diyen var. Eğer diyen yoksa bizde kime soruluyor? İrade. İradeye soruluyor. Anda ne yapılıyor? Ezan okundu. Kılacak mısın, kılmayacak mısın? İhtiyardır bu. O zaman bir daha mantığı yürütüyorum. Maziden elem alıyor muyum? Çünkü ben varım içinde. Tamam. Hislendim. Mazi bu taraf. Hislendim. Gelecek gelmedi aldı. Korkularım var gelecekten. Gele Ustad diyor 27. sayfa sözlerde diyor ki geleceğinden gelen şeyler e, müzic mazi meşum gelecek. Gelecek gelmeden beni korkularla sarıyor. Peki gelecek hakkındaki korkularım işte yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Geleceğin içinde var mıyım ben de? Varım. Varım ki yaşıyorum. Hangi seviyede varım? İradeyle var. varım. E peki ne demek Hayırlı. mazi ve ma Elestu bi Rabbikum ee, Kalu bela neydi? E, bunlar mazi. E, bize sorulmuş. Mazi neydi? Gaypti. İşte vicdan mazi ve müstakbeli Cem edip hazır anda yaşarsak His olur. Mazi ve müstakbeli birden yaşarsak zihin olur. Bir daha. Ee, kalp bir pencere, vicdan orayı seyreder. Tamam? Ee, şimdi mazide ben varım, elem alıyorum. İstikbalde de varım. Bu kader meselesini yapma. Kader çok kolaydır. He. İstikbalde ben şey geç, gelecekte de varım. Hangi seviyede varım? Çünkü elem aldığıma göre elem alan kim? His. İrade olarak varım. Mazi ve müstakbeli hisleşmesi de var o zaman. Yani istediğimiz zaman demin ki şeye yani korku hissi diyoruz ya. Korku hissi Bak ha korku his. Gelecektekinden korkarım. Evet. O zaman hisleşmişse aslında e, sanki şeyin dediği gibi sureti iradeyse vicdanı. iradede ilk öncem var. Sonra zihinle ben onu şey yaparsam tamam. diriltirsem Ölütçüksüz. o korkuyu hissini de yaşamaya başlar. Aynı. Hasan abi. Aynen. Anda yani arkadaşlar zihin bizimle arkası yok. Alacağım İbrahim şey. Ben biteyim. Ee, vicdan şey zihin diriliyor kardeşim. Dirildi. Suretten hakikat orada olduk saat. His ise anda yaşayandır. Anda yaşayan. Bir dönüşüyorum bir yaşıyorum. Yaşayan his dönüşen zihin. Efendim. Abi 18 bin alem. 18 bin hayat. 18 bin bunda zaten akıl 18000 run evet. Şimdi 18000 alem bizde Ukde-i hayati olarak, hayat çekirdeklerimiz olarak açılması hissiyatlarımızda bunlar görünüyor. Hisse alıyor. His neydi zaten Osman? Hissedar olmak demektir. Zihinden hissedar oldu. Sadece irade dediğimiz zaman daraltmış olmuyor muyuz? Şu anda hissiyatı, hissiyatı ben hayat olarak görüyorum. Ben gelecekte varsa bu hayat sıfatına bağlı olarak var. Ama irade dedik. Hayat, ilim, irade, o subitü sıfatların tüm orada cari olması lazım. Hepsi var, hepsi var. Hepsi var ama bu makamda... İrade seviyesi. Işte, i̇rade, mesela e, şey. e, eğer zihindeki o hakikattan hissedar olduğun kadar histir. His hissedar olmaktı. Ama zihin hissedar olmak değil, ona dönüşmektir. O olması, benimle alakası yok, o diriliyor iyadi ziyaret ediyorlar o alemler. 506 sözler. O Alemlere gittik. Gittik bir de gel o işte o iyadiyi ziyaret o geliyorlar. Ama o gelenler misafirler geldi evde oturdular. Bundan çocuk etkilendi, kız etkilendi, ben etkilendim, herkes etkilendi. Gelen misafirler ayrı bir şey, bana yaptığı tesir ayrı bir şey. Gelenler alemim şey evimizi değiştirdi. Ama ben ne kadar etkilendim, çocuk ne kadar etkilendi? O histir. Herkese hissedar olmak gelenlerin gelenlerin evimize gelmesiyle o evin efradı farklı tesir alması ayrı bir şeydir, ayrı bir şeydir. Herkesin hissedar olması gelenlerle histir. O gelenlerle evimizin değişmesi zihindir. Hasan abiciğim bir şey söyleyebilirim. Ama oteller bu kadar herhalde ben anlatabiliyorum. Hasan abi. Şu, şu şeyin bana nerede olduğunu bir söyleyebilirseniz bu da çıkacak sanki ortaya. Baraj, su, pervaneler. Ortada elektrik diye bir şey yok. Açtılar mı kapakları, elektrik çıkıyor. Neredeydi? Suda mıydı bu elektrik? Değildi. Barajın kapaklarında mıydı? Hayır, hiçbir, yerde değil. hiçbir yerde değildi. Hiçbir yerde değildi. Hiçlikte yaratıldı diyor. Hiçlikte yaratıldı. Yani şu, evet, tabi, yani şu endüvi dediğin şey, yani. Burada dönüyor. Bunun etrafında disk var. Disk var burada. Sabit. Tamam, burada da var, okumuştuk ben. Şurada da var, burada var veya büyükse iki tane şurada. Burada şey yapmayacağım. Bu dönünce ne oluyor? Manevi bir endü, endükleme deniliyor, indükleme geçiyor. Manyetik bir alan oluşuyor. O kadar oluyor, o kadar oluyor ki sıkışıyor ki manevi alem. Patlayacak veya bir yol bulacak. Bir yol bulacak. O enerji elektrik değil, kablo da değil. Ama artık çağır çağır kabloya atlayayım. Kabloya atlayınca atlarken bu enerji o değil. Kabloya seviyesine bir şey oldu, dönüştü. Evet. Kabloya nasıl dönüştüyse. Ya yani de payı yok yani Hasan abi. Hiçbir şey yok. Yani bu elektrik ne bu dönendir, ne bu şey yapandır. Yani bütün bunlardan, bu süreçten sonuç itibariyle Allah orada kudretini göstermesidir. İman mı ki Hasan abi işte oldu? Evet, i̇man. Cüz-i ihtiyar sarfından sonra oluşur. cüz ihtiyarı dönmek bu sistem. Sistemin evet. kurulması. Cüz-i ihtiyarı bu sistem komple. Ondan sonra bu iman ise bu sisteme verilen cevap. Yani sisteme verilen cevap elektrik. Onunla bütün cihazları çalıştırmak. iman da gözü çalıştırıyor, kalbi çalıştırıyor, gaybi çalıştırıyor, cenneti çalıştırıyor. Muhabbeti çalıştırıyor, nikah yaptırıyor, iman yaptırıyor kardeşimdir diyor, dava arkadaşımdır bunlar olmaz. Yani bir mesela vefayı çalıştırıyor. Vücut iman <laughs> Devam ediyoruz. Evet sureti çarpıyor. Evet, çarpıyor. Tabi sureti çarpıyor. Çünkü niye? Senin enerjinle çarpmak demek. Senin enerjinle onun enerji arasındaki farkın adıdır. Senin ele, vücutta bir enerji var. Elektrik. Bu enerjik cinslerinin farklılığı veya seviye farklılığıdır. Mesela 12 volt çarpmıyor. 6 çarpmıyor. Hafif hafif bir şey yapıyor böyle. Peki elektrikçilere biraz alışmış alışmış bizim bir tane kölü var. E, tamirci elektronik şey. Yapa yapa yapa. kaç volta kadar çıkmış vücuduna alıştırmış. Acayip bir şey. Tansiyon da öyle. Kimisini onda öldürür. Adam 12, 13, 14. Nasıl? Akıl almıyor ki. Bizzat kendisi diyordu. Doktor diyordu. Nasıl oluyor? Demek ki özel yani biz Clash sistemi şey yapıyoruz ama şahzadisi yok mu? Var. Adam uzun atlama. Uzun atlama tamam. Gidiyor iki, iki tane basamaktan düşüp ölüyor. Ötekisi üç kattan düşüyor kadın ölmüyor. Bunu da ben söylemiyorum ki kendileri söylüyor. Kendi örnek veriyor. Aynı bunun gibi diyor. diyor. Doktor kendi misal ver. Uzun atlamacı merdivenden çıkarken bir buçuk şeyden ya. Çekme katına çıkarken ölmüş bilmem hangi Fransız mı neymiş. Ama uzun atlama. Bu kadın hiç uzun atlama da öğrenmemiş. Üçüncü katta hem de kilolu düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Hepsi mi yok? Yok işte böyle doluyor yani. Ama o kanun yakalanması lazım. Hangi kanun işledi ona? O kadının bir duygusu var. O maddenin arkasına geçince o kanunu devre dışı yaptı. Kadının duygusu, fikri. Allah mı dedi, Allah mı dedi ne yaptıysa o çıkan enerji, yer çekim enerjini onu devre dişi yaptı. Nasıl indiyse aşağı indi, kalktı gitmiş. Yani tamam. Da, onların, on, bu çıkan o enerji kanunu değiştiriyor ya. Kanunu değiştiriyor. Şimdi sayfa veriyorum. Keselim o zaman. Ha? Tamam bakayım. Burada keselim istersen. Tamam. El Fatiha.